Selam Fatih Hocam. Merhabalar. Selam, nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Kaçmazı bağlayalım. Hemen bağlıyorum. Bakayım kendisi girmiş mi? Henüz girmemiş. Bir istek gönderdim şimdi. Bugünkü konuğumuz Ahmet Kaçmaz, milli sporcumuz. Bağlanıyor herhalde şu an Ahmet. Evet, gönderdim istek. Bir daha yollayayım hatta. Sende kontakı varsa şu an istersen o kendisi canlı yayına girip bize istek göndersin. Şu an bağlanamadı, bir sorun oluştu yazdı. Tamam, ben bağlamaya Mesela çalışıyorum. aynen.
Ahmet Kaçmaz'ı bekliyoruz. Sanırım bir sorunla karşılaştı. Sonunda bağlanabildik. Evet. Senin böyle Merhaba. her yayınımız biraz bağlantıda biraz sıkıntı oluyor. Aynen ya. Doğru Şey, söylüyorsun. Fatih'i de bağlayayım hemen. Tamam. Ya benim kulaklık telefonun alt kısmında girişi de o çok problem yaratıyor bana. Ekranı ters çevirdiğimde sıkıntı oluyor mu? Yani deneyebiliriz. Bir Büyük ihtimal deneyelim ters ta. görürler mantıken. Şu Aynen. Saçma sapan kulaklık girişi var ya. Çok özür Tabii çocuk da uyuyor herhalde. diliyorum. Evet, kusura bakmayın. Biraz ses tonumu çok yüksek tutamayacağım. İyi mi bu ses tonu? Yok, gayet güzel. Bana gayet güzel geliyor. Güzel Tamam. şu an, iyi. Fatih Hocam ne Tamam. diyorsa. Seyircilerimiz de tamamsa başlayabiliriz. Arkadaşlar, bugünkü konuğumuz milli sporcumuz Ahmet Kaçmaz. Öncelikle teşekkür ederim. Davetimizi kırmadın. Yoğun bir program arasında bizi kabul ettiğin için. Çünkü Avrupa Oryantek Şampiyonası'ndan çıkıp işte hala daha üzerinden geçmiş. Sanırım telefonu da düşürdün. Evet. Estağfurullah ya, ben bu konuda gerçekten hani sizler bence iyi bir şeyler yapıyorsunuz. Çünkü bizim bunları aktarmamız lazım. Ben de buna hiçbir zaman hayır demem yani. Çok elzem bir durum olmadığı sürece. Çok Teşekkür teşekkür ederim. ederim. Öncelikle şeyden başlayalım. Biraz da sohbet havasında geçecek zaten. Arkadaşlara da söyleyelim. Yayın anında sorusu olan varsa canlı yayın isteği atarak bağlayabilirim. Kendisi direkt sorabilir. Aynı zamanda da sorular kısmına bırakarak sorularını sorabilir arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle size sana şunu söyleyeyim. Avrupa Oryantik Şampiyonası'na katıldım. Bizim için yani müthiş bir gururdu seni orada görmek. Bize kendi ağzından Avrupa Oryantik Şampiyonası nasıl geçti? İstediğin hedeflere ulaşabildin mi? Ve gitmeden önce nasıl bir hazırlık geçirdin? Ve orada hangi yarışmalara katıldın? Yani hangi etaplara katıldın? Kısaca bir anlatırsan seyircilerimiz de aynı zamanda öğrenmiş olsun. Tekrardan senden bir duyalım. Hazırlık aşamasını falan biraz daha böyle hani biraz daha sohbet havasında ilerleyelim. Bir 5 dakika Tabii sonra tabii. hani dediğin Olur. Sen gibi bize EOK kilit aynen. hakkında önce bir bilgi verirsen. Aynen. Belki de hani katılacaklar olabilir. Olur. Yavaştan aynen sohbet havasında ben anlatayım biraz. Bir kere zaten hep herkes biliyor. Çok uzun süredir herkes bir yarış bekliyor yani. Uluslararası yapılan ilk yarış bu. Yani bütün yarışlar iptal oldu. Hani hepimiz zor şartlarda hani hazırlanıyorduk. Hani yarış koşmuyorsun, yarışların sürekli erteleniyor. EOK bunun açısından çok önemliydi. Çünkü EOK bütün belki de bundan sonraki dünya şampiyonası işte JVOK, EOK, SEOK bunların da kaderini belirleyecek bir yarış olarak görüyorum ben. Eğer EOK yapmasaydı veya EOK'ta bir sıkıntı yaşansaydı bence diğer yarışlar da etkilenirdi diye düşünüyorum. EOK, Orienteering'in bir anahtarı oldu diyebilirim bu sene pandemiden sonra. Öyle bir benim bir görüşüm var. Bunu da zaten açık söylemek lazım. Bunu da yapabilecek birkaç ülke vardı. Bunlardan biri de İsviçre'ydi. Onlar da olması da bence büyük bir şanstı. Ve gerçekten de bunun altından iyi kalktılar. Çok sıkı önlemler almışlardı. Ben Türkiye'den çıkmadan işte Covid testine girdim. 72 saat Covid testi bir macerası var bizim öncesinde. Onu yaptırdık. Negatif çıktık. Şükür bir işte sevindik. Sonra hop 10 Mayıs'ta yurt dışına çıkacağız abi. İsviçre 9 Mayıs gecesi yeni kurallar yayınladı. Bizim 10 Mayıs'ta uçağımız var. Dedi ki ben dedi PCR testlerini 36 saat istiyorum. 72 Eyvah. saat istemiyorum dedi. Biz haydi apar topar bir daha PCR testi. O da Allah'tan ki havalimanında varmış. Orada bir daha işte teste girdik. Hızlı bir testti. İyi hemen bir 20 dakikaya falan çıktı. Antijen testi diyorlar galiba ona. Neyse onunla ülkeye giriş yaptık. Tabii bizim bir endişemiz vardı. İsviçre Türkiye'yi kırmızı listesine almıştı. Türkiye'den gelenlere işte 10 günlük bir karantina veriyordu.
Organizasyonun yazdığı mektup burada devreye girdi. İşte bizler karantinadan muaf olduk. Direkt konaklayacağımız eve geçtik. Yani organizasyon bu süreçte tabii çok uyarılarda bulundu, ricada bulundu yani. Kimseyi tabii denetleyemiyor ama ya dedi Orientry'yi dedi istiyorsanız ve seviyorsanız lütfen dedi gezmeyin. İşte fazla kalabalığa karışmayın dedi. Herkese bir uyarıda bulundu. Yani biz de tabii buna Orientry'ye ve organizasyona saygımızdan dolayı dikkatli olduk. Hiçbir yeri gezmedik. Direkt alışverişimizi yaptık yeme içme için ve eve geçtik. Yarışı beklemeye başladık. Hemen ertesi gün İsviçre organizasyon kendisi bir daha Covid testi yaptı. Benim Yani bu üç üçüncü kere. testim oldu. Aynen. Oo. 3 gün İlginç. içinde 3 kere test. Sanırım bir spor Üçüncü. yapılırsa bizim pozitif mi çıktı? Ben Evet bilmiyorum. evet Elif Türkiye'deki son testte birinci testte negatif ama ikinci testte pozitif çıktı. Üzüldük yani gelemedi. Çok kötü bir talihsizlik oldu yani onun Evet için. ya bayrak yarışını koşmaya çok istiyorduk. Yani Evet. iyi motive olmuştuk çünkü. Artık nasip inşallah Vogue'da olur. İyi bir bayrak yarışı çıkartabiliriz diye düşünüyorum. İşte oradaki teste girdik abi. O da şükür pozitif çıkmadı. Negatif çıktı ve artık yarışa hiçbir engel kalmadı yani. Bütün bayrağı da koşmayınca tabii artık knockout sistem elemeleri beklemeye başladık. Hep evde kaldık. Hiçbir yere gitmedik. Tamamen yarışa konsantre olduk. Böyle bir süreçti. Yarışa hazırlığım sormuştum. Ona geçebilirim. Zaten yavaş yavaş Peki katılımcılar da arttı. Ha, yani buyur abi. knockout'ta siz koşmuş muydunuz? Daha önce mi? Yok yok bu Evet. yarışmada. Onda Bu tekrar yarışta aynen. knockout eleme yarışlarını koştuk hepimiz. Tamam. Üç Onda grupta sıkıntı. koşuldu. Yani o evet 3 grupta eleme grupları oluşturdular. 3 tane grupta onu koştuk. Zaten ilk yarışımız oydu bizim. Yani sizin koştuğunuz grupta hatta A grubuydu. Ahmet hatta Gustav Bergmann'la 11 dakika 12 saniyelik aynı süreyle geldin. Biz Evet. zaten o süreyi gördüğümüz zaman biz de zaten sürekli canlı canlı takip ediyoruz müsabakayı. Hem GPS takipleri olsun hem radyo Aynen. kontrol istasyonlarından geçişlerin. Ya gerçekten çok heyecanlandık. Baktık Gustav'la aynı derece. Tamam dedik Ahmet knockout elemesinde geçti yani bir sonraki tura kaldı diye. Çünkü Gustav biliyorsunuz Avrupa şampiyonluğu var. Ve çok çok iyi dereceleri var. Tamam dedik Ahmet kaçmaz. Onun seviyesinde bu kadar koşabiliyorsa gerçekten bu müsabaka için dedik yani çok çok iyi hazırlanmış. Performansı çok iyi sprintte. Ama baktığımız zaman hani knockout'ta A grubunda koştun. Knockout'taki listelere bakıyorum ben çıkış listelerinde. Yani performansı çok üst düzeyli sporcular sana denk geldi. Yani bu böyle bir talihsizlik mi şanssızlık mı diyeyim neyse. Hani çünkü B ve C gruplarına baktığım zaman bu kadar zorlu sporcu yok. Belki B ve C grubunda sen koştuğun zaman orada finale kalabilecektin, geçebilecektin gerçekten. Yani bu bir şanssızlık mıydı senin için yani A grubunda çok iyi sporcuların sana denk gelmesi? Yani aslında güzel bir tespitte bulunmuşsun. Ben bunu çok dillendirmedim. Böyle şeyleri sporcu olarak dillendirmek hani biraz bahane gibi gözükme durumu da vardı. Ben bunu çok fazla dillendirmedim ama bence de benim de düşüncem bu. Yarış bitti artık. Hani çok rahat bunu konuşabilirim şu anda. Biz de orada kendi aramızda analiz ettiğimizde benim grubum gerçekten çok zordu. Çok iyi vardı yani. Diğer grupta B grubunda ve C grubunda finale kalabilme olasılığım çok yüksekti. Bunu baktığımızda ve yaptığım hesaplamalarda tutuyordu. Ya bu bir şanssızlık ama ya. Yani bu Evet, kasıtlı 4 saniyeli yapılmamış. kaçırdın zaten yani 4 saniyeli finali kaçırdı. Yani aynen o grubun da sert olması da bir Çok sert. şanssızlık. Çünkü Tamamen bir şanstı. Gustav Bergmann da elendi orada. Hı. Yani Ya bizi sıralarken VR puanlarına göre sıraladılar. Benim puanım da VR'de iyiydi. İlk 100 içindeydim ben zaten. Bu puandan dolayı hani böyle sıra sıra attılar. İşte birinci A, ikinci B'ye, üçüncü C'ye. Ancak dördüncü yok mesela. Yarışa gelmemiş gibi hep atladı atladı. Hep Evet. iyiler hep bana denk geldi. Atlamalarda şanssızlığım olmuş yani biraz. Peki Sayın Kaçmaz şeyi soracağım. Aklıma gelmişken soruyu.
bir sporcumuz da sormuştu, milli sporcumuz. Bazı ülkelerde çıkış listelerinde arka arkayaydı. Mesela İsviçre arka arkayaydı. Evet. Knockout'ta olabilir bu. Yani bu normal bir çıkış mı? Yoksa bunun bir açıklamasını ben bulamadım. IOF'un kurallarında diyor ki knockout'ta aynı sporcular, yani kulübün sporcuları, ülkenin sporcuları arka arkaya çıkamaz statta. Bununla ilgili bir bilgin var mı? Elemelerden mi bahsediyorsun? Finallerden mi? Tam şey yapamadım. Elemelerde. Ama şöyle çıkabildi. Çünkü bu yarışmada VR puanlarına göre stat vereceklerini söylediler. Mesela Matias Kuyburz'da Daniel Ukman arka arkaya start alabiliyor. Evet. Çünkü puanlamada da alt altalar zaten. Ayırmadılar VR puanlarını. Yani araya da mı sokmadılar? IOF'un kurallarına baktık. Sanırım hı-hı, Harun İşler'de onunla birlikte bayağı bir görüştük bunu. IOF'a da mail attım ben hatta. Dedim ki neden kuralınızda böyle yazıyor fakat neden arka arkaya çıktınız diye bir mail attım. Henüz bir dönüş sağlamadılar. İsviçre'li sporcular genellikle arka arkayaydı ama VR puanı olduğunu bilmiyordum ben. Şu anda senden öğreniyorum. Evet, VR puanlarına göre start aldılar. Arka arkaya geliyorsa da bozmamışlardır. Aynen. Demek ki o yüzdenmiş. Harun İşler de buradaysa ona da cevap olsun. Sen devam et abi, sendeydik. Türkiye'deki hazırlık işte ondan sonra artık EOK'a ben gerçekten EOK'un yapılacağına inanmıştım. Avrupa EOK demeyelim, şimdi belki yabancılar da vardır aramızda oryantilikçi olmayan. Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağına ben artık kesin kanaat getirdim. Çünkü attıkları storylerden, küçük mesajlardan, işte Instagram postlarından anlaşılıyordu. Yapmak istiyorlardı zaten ve oryantilin geleceği için yapmak istiyorlardı. Yani çünkü birileri bunu yapmak zorundaydı. Onların ben bunda kesin kararlı olduğunu hissettim zaten ve maalesef çok kısa bir süre vardı benim için. Biliyorsunuz hani benim yakın dostlarım biliyor. Sakatlık sürecim vardı benim yaz döneminden. İyi durumda çıkamadım yazdan. Zaten Türkiye'deki oryantilik birinci kademesinde de iyi sakatlığım evresi devam ediyordu. İyi bir sonuç alamadım ama iyileşme dönemindeydim. Ben Bergama yarışına kadar hacim daha böyle yoğun ama hızlı olmayan antrenmanlar yaptım. Bergama'dan sonra artık yavaş yavaş hızlı antrenmanlara dönmeye başladım. EOK'a yönelik biraz daha çalışmaya başladım. Tabii benim önümde zaten Bergama Mart'ta yapıldı. Mart'ın ortasından sonra biraz daha böyle EOK'a kaymaya başladım. Önümde sadece 45 gün gibi bir şey vardı. İşte biraz hız antrenmanları ve sprint antrenmanına ağırlıklı çalıştım. Ne yaptım? 3 tane ile kampa gittim kendi imkanlarımla. İşte Eskişehir'de bir kamp yaptım bir hafta. Sonra işte oradan geldim. Ankara'da zaten bayağı bir Ankara'daki bütün haritaları koştum. Onlarda antrenman yaptım. Sadece 2 tane parkur koşmak için Bursa'ya gittim, geri geldim. Yani aynı gün koştum, akşamına geri döndüm. Yani bunu yaptım. Yine Bolu'ya gittim, geri geldim. Yani bu şekilde günübirlik yaptığım sprint antrenmanları vardı. Ya yani bunlar kendi tabii kendi imkanlarımla mı gittim? Aynen. Yani bunları ya bunlar tabii çok zahmetli ve yorucuydu. Ama yani bunları yapmayınca da oraya gidildiğinde hiçbir şey olmayacaktı. Ve bunlar yani bile hani giderken bir takım arkadaşı, antrenman arkadaşın var mı yoksa kendi başına mı koşuyorsun? Bazılarına tek gittim. Kimse yoktu. Eskişehir'e takım arkadaşlarıyla beraber gittik. Yani Bursa'ya tek gittim, Bolu'ya tek gittim. Ankara'dakiler de yani bir iki kişiyle beraberdik. Sanırım bu tam kapanma dönemine denk geldi Sinan. Tam kapanma dönemine denk geldi. Evet, yani tek gidiyordunuz. Aynen. Daha da ben işte milli sporcu muaflığı da vardı. Sıkıntı olmuyordu onda. Ama yani tabii zor bir süreçti. Tek başına çalışıyorsun. Hedef yok. Hani bazen parkuru kendim planlamak zorunda kalıyorum. Kendi planladığım parkurda koşuyorum. Yani zor süreçti. Kolay olmadı. Yarışma gibi olmuyor tabii. Bir sprint yarışması kadar olmuyor. Yani pandemi sürecinden dolayı da yani 2 tane kademe yapılabildi. 2 sprint yarışı koşabildin. Aynen. Sonra bir de durumumuzu görmek için bir de test aldım kendimden. 3000 test aldım işte. Onu da 8.48 koştum. Onu da mesela hani kendi kendime kendim koştum yani. Bir yardım olmadı. Bir grupta koşmadım onu. Kendim almak istiyordum zaten tek başıma.
Zordu, o da çok zordu. Onun üstüne işte birkaç sert antrenman yaptım. İşte 400'leri falan biraz Yani 64 sakatlığı da bandına göze indirdim. almışsın tabii. Aynen, sakatlık da var. O bantta antrenmanlar yapmak gerekiyor. Yani çok böyle ikilemde kaldığım antrenmanlar var. Yapmam lazım. Ama yaparsam işte sakatlığım yeniler mi? Ama yapmazsam orada hiçbir şey yapamam. Avrupa Şampiyonası'ndan elim boş dönerim. Ya çok ikilemde kaldığım antrenmanlar var ama şükür ki bir sorun yaşamadım ya. Evet. Hazırlık böyleydi açıkçası. Harika. Yani biz seni canlı canlı izledik, takip ettik burada. Bayağı gururlandık yani. Dedik özellikle son gün sprintte 17 dakikanın içerisine yanılmıyorsam 43 kişi falan girdi. 17 dakikanın Evet. içerisinde 43 kişi falan vardı ya da daha Evet. fazla. 45 de Evet. olabilir. Bir Ama önceki knockout'u işte knockout dediğimiz sistemde dünya şampiyonu Matheus Kıbrıs 17 dakika koştu. evet, 17 Onuncu dakikaya oldu. koştu. Onuncu oldu. Dünya şampiyonu Süper. oldu. Evet. Evet. Yani son gün gerçekten de performans olarak ben tamam dedim yani, güzel, harika. Şimdi bazı bizim şey izleyicilerimiz de soruyor. Her şey güzel, acaba diyor, neden hala ilk 10'a giremedi? Yani böyle gelen sorular da var tabii ki. Evet. Yani hız mı, harita mı, hala nereden diyor, bir acaba eksiği var diye gelen sorular var. Buna nasıl bir cevap verebiliriz? Şöyle diyebiliriz ona. Bir kere hepimiz biliyoruz ki biz Orientrik'te rakiplerimizi görmüyoruz. Kiminle geldiğini bilmiyoruz. Zaten uluslararası organizasyonlarda inanılmaz bir karantina sistemi var. Bizim Türkiye'deki gibi adamı uzaktan da olsa göstermiyor seni yani. Yakını bırak, uzaktan bile göremiyorsun. Telefon zaten yasak. İnternetten takip edemiyorsun sonuçları. Hiçbir bilgin olmuyor yarıştan önce. Tamamen izolesin. Bu izole seni yarışta tek başına bırakıyor. Kiminle geldiğini bilmiyorsun. O yüzden full elinden geldiğince koşman lazım. Hiç saniye bile kaybetmeden. Şimdi oryantrik yapıyorsun. Kimseyi görmüyorsun. Kimin kaç geldiğini bilmiyorsun. Tabii her anında hızlı gitmen gereken bir yarış. Ben hiç hata yapmadım gibi bir şey açıkçası. Bakın ben Türkiye'de koşsam belki hani şu bende şu pişmanlık yok. Ya ben Türkiye'de böyle koşuyorum ama yurt dışına gidince neden bunu koşamadım? Demiyorum çünkü gerçekten Türkiye'deki olduğum durumdan daha iyi koştum orada. Hata yapmadım. Ancak şöyle ben ona cevap vereyim. Mesela ben birinci gün koştum. Gustav Bergmann'dan bahsettiniz. Ben bu adamla aynı süreye geldim. 11 dakika 12 saniye. 3,2 kilometre. Şimdi bu pace'e vurduğunda 3,30, 3,28 bandına denk geliyor. Şimdi ben bu pace'te orientrik koşup geldiğimde her sonuç çıkabilirdi. Yani o an ben 1 de olabilirdim. Ama 17 de olabilirdim, 20 de olabilirdim. Yani burada bakmamız gereken bence o birikme bandı. O birikme bandından uzaksak sorun var. Çünkü neden bu? Gustav Bergmann benimle aynı süreye geldi. 17. oldu. Ama adam çıktı 3. gün. 2 gün sonra bu yarıştan çıktı. Avrupa 3. oldu. Avrupa 3.'sü oldu. Şimdi demek ki bu şunu gösteriyor. O bantta gelen sporcular her şey olabilir. Sadece o an milisaniyeleri çok iyi yönetmiş bir sporcu öne fırlıyor. Yine mesela finalde 54.'lüğümde paylaştığım bir çocuk daha var, Norveçli. Aynen. Bu adam da mesela bizim finale kalamadığımız Evet. yarışta o da finale 12. kaldı. 12'de Aynen, o da oldu. finale kaldı. Evet. Yani 4 her şey saniyede finale evet. kaldı. Mesela Emil Svensk, Avrupa şampiyonu, birinci olan. Ben bu adamı Evet. 2018'de geçtim mesela. Kendi grubumda. Böyle bir şey de hani söyleyeyim size. Bir de Emil Svensk de çok tandan bir adam değildir normalde. İsveçli atlet, aynen. İsveçli. Son 2 Yani şimdi senedir. geçtiğin adam dünya şampiyonu olabiliyor. Geçildiğin adam birden seni geçebiliyor. Ya ben burada şundan dolayı mutluyum, keyifliyim. O biriken bantın içinde kaldım. Bizim işte Türkiye için en büyük problem buydu bence. Şimdi ben bunu 2018'den sonra gerçekten en büyük korkum şuydu arkadaşlar. Ben 2018'de evet bir başarı sağladım. Gruplarda ikinci olarak finale yükseldim. Ama acaba bu performansı bir daha gösterebilir miyim? İyi hazırlanamadım ama artık orada bir şey gösterdim. İsviçre takımı o gün 2018'de gelip beni tebrik etmişti. Şimdi oraya gittiğimizde
Açıkçası selam veriyorlar, işte sohbet ediyorlar, işte takip ediyorlar Instagram'dan. Hani artık takipleşiyorsun ve muhabbet edebildiğin adamlar oluyor. Kale alıyorlar seni. Yani ben acaba dedim ki o performansı bir daha gösterebilir miyim? Beni keyiflendiren bu oldu, gösterdim. Yani bunun istikrarını sağladığım için mutluyum şu Bunu anda. şöyle diyebiliriz. Bu benim Hiç gözümde finale kalıp kalmam senin önemli değildi yani. ilk 5'te olman burada benim için, yani dün Türkiye için tabii ki de önemli ama kendi performansına baktığım için benim için bayağı başarılı bir performanstı. İlk gün knockout sprint için konuşuyorum ve son gün için de konuşuyorum. Gerçekten ben söyledim. Geriye kalan ya şanssızlık dedim ya oraya alışamama, İsviçre'ye alışamama, orada kamp yapamama. Çünkü İsviçre takımı zaten bir hafta öncesinde İsviçre Orientek Sprint yarışması yaptı. Kendi ülkelerinde yapamadı. Öyle değil mi? Evet, bizim zaten yani bu milisaniyeler artık konuşuyorsak ve 10. olmamız veya ilk 5'e girmemiz, ilk 10'a, ilk 20'ye girmemiz isteniyorsa şunlar kesinlikle göz önünde bulundurmalı. İsviçre sprint şampiyonası yapıyor. Aynı benzer özelliklerde biz neredeyiz? Türkiye'deyiz. Biz bu yarışa katılamıyoruz. Yani dünyanın burada bir şey yapmak isteyen en şey sporcular, en kalifiye sporcular orada o yarışa katılıyor. Sonra geliyorlar. Üstüne kamp yapıyorlar o ülkede. Yani eski haritalarında birçok kamp yapıyorlar. Ama şimdi sen oraya son gün gidiyorsun. Hiçbir tane onlarla beraber yarıştığın yarış yok. Ve aradan geçmiş 2 sene, 2 yıl boyunca adamların yüzünü görmemişsin. 2 sene boyunca bu adamlarla yarışmamışsın. Ve o ortama direkt giriyorsun. Hop yarışa çıkıyorsun. Yani ben yani tabii ki ben bunu söylemek istemem ama hani öğrenciler söylesin isterim. İyi koştuğumu düşünüyorum. Yani hani ne yapabilirdim? Ekstra 5-6 saniye kaybım vardı. Çok inanın çok yoktu yani. Yani bunu böyle koştuğum için mutsuz değilim yani. Hatta arayıp beni ya mutsuz olduğumu düşünüp canı sıkılıp da çekinip konuşanlar vardı. Dedim ben hiç mutsuz değilim ya. Ben burada yani doğru düzgün hazırlanamadım ama hiç hata yapmadan bir yarış koştum. Ve benim aynı sürede geldiğim adam Avrupa üçüncüsü oldu. Hani her şey yapılabilecek bir bantta koştum. Yani bu benim için yeterliydi dedim yani. Kesinlikle. Splitlere baktım, inceledim mesela. İlk 3'te aldığım hedefler var. Birçok hedef ilk 10'da aldım mesela. Hani ilk 10'da belki de parkurun 3'te 2'lik, 3'te yarısı, yani 4'te 2'lik kısmını ilk 10'da aldığım hedefler var. Yani o yüzden de beni bunlar keyiflendirdi. Ayrıntılar, analizler keyiflendiriyor. Şimdi zaten uzun yıllardır aslında beklenen bir sporcuydun diyebilirim Türkiye'de oryantilik camiasında. Biz hep işte bir Ahmet Kaçmaz aslında çok bekledik. Çünkü uluslararası bir müsabaka oluyor. Avrupa olsun, Dünya Şampiyonası olsun. Böyle heyecanla takip edeceğimiz bir sporcu yoktu bizim. Böyle yarışa çıktığı andan itibaren yarış sonuna kadar o radyo kontrol istasyonlarından geçiş zamanlarını işte sprint finalde aynı zamanda işte ilk 10'un içerisinde geçten ilk 12 hedefi birinci kontrol noktasında bütün herkes zaten paylaşımlarından takip ediyorduk biz. Çok heyecanlıydı. Hep o anda paylaşım yapıyorduk. İşte Ahmet Kaçmaz ilk 10'da geçti. Birinci radyo kontrol noktasından ilk yani 12 hedefi. Ondan sonra takip ediyoruz. 17. Hedefte kaçtan geçecek falan diye. Oradan da galiba 14. sırada geçtin. Böyle heyecanlanıyoruz. O kadar heyecanlı takip ettik ki finale işte bitişe gelene kadar acaba kaçıncı olacak? Ne olacak? Çünkü gerçekten bu heyecanı bize sen verdin. Şu ana kadar hep özlem içindeydik Türkiye'de biz. Böyle bir sporcumuz olsun. Biz de takip edebilirim. O bitiş bandındaki o süre içerisinde bizim de bir sporcumuz olsun. Ve bize şunu gerçekten gösterdin. Türkiye'de bir sporcu artık orada Dünya Şampiyonası'nda olsun, Avrupa Şampiyonası'nda olsun, kürsüye çıkıp madalya alabilir. Gerçekten bize bunu yaşattın. Yani orada bizim işte sürelere baktığımız zaman, sonuç listesine falan baktığımız zaman bile o bitiş bandında Türk bayrağını görmek ve senin adını görmek gerçekten bizi çok çok gururlandırıyor. Onun için biz sana gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Ve biz inanıyoruz zaten işte Dünya Şampiyonası'nda da şu an biz sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyoruz. Bu bütün sporcular için de, bu camia için de gerçekten geçerli. Herkes şu an bekliyor. Ahmet Kaçmaz acaba orada finale kalıp koşacak, ne koşacak, finaldeki süreleri ne olacak? Ben burayı bir şeye de bağlamak istiyorum, Sayın Kaçmaz.
Türkiye'deki bizim Türk sporcuların sana olan desteğini görebiliyor musun, hissedebiliyor musun? Bunu hem taraftar olarak düşünebilirsin. Yani örnek veriyorum, İsviçre'ye gittin. Sana olan inançlarını hissedebildin mi? Var mı daha doğrusu? Bizim Türk sporcular seni destekliyor mu? Türk taraftarlarımız seni destekliyor mu? Yani işte bizim bu biraz daha orantrik olarak Türkiye'de aslında çok kalabalık bir camiayız. Aslında az hani böyle az denemez. Bayağı bir orantrik artık. Bayağı bir kesime ulaştı. Ancak ben şöyle bir sorun olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. İyi bir izleyici değiliz. İzleyemiyoruz, kaçırıyoruz. Yani tamam, Türkiye'de geliyorsun, 1.000 kişiyle yarış yapıyoruz kademelerde. 1.000-1.600 kişi oluyor dönem dönem. Ama EYOK var. EYOK'u kaç kişi takip ediyor dediğinde, benim hissettiğim sayıyı sana net söylüyorum. Bak, EYOK'u takip ettiğini hissettiğim. Hissetmek nedir? Bana bu hissi geçiren insanlar. Belki kendi kendini izlemiştir, ben onu anlayamamışımdır. Ama bana hissettiren 5 bir geçmez. Bu kadar adamdan hissettim. O yarışı izlediğini hissettirdiler bana. Ama kaç kişi izledi gerçekte? Belki de bir 10 kişi de bana hissettirmemiştir. Hadi 15-20 kişi izlesin. Ama çok az olduğunu düşünüyorum. Hani izleyiciliğimiz iyi değil bence. Hani izleyiciliğimiz daha yüksek olmalı. Hani belki bu yarışları 200 kişi izlesin isterdim. Ama eminim 200 kişi izlemedi. Bu 200 Bizim kişi izlemeden eminim yani. vasıtalarımıza tabii izlemişlerdir ama kendileri birebir Tabii açıklama aynen, canlı yapmamışlardır. birebir. Dediğin gibi geçişler, radyo geçişleri. Bu konuda hani kaç kişi radyo geçişini izleyebildi? Belki de İnsanlar tam bilmiyordu. Bu kültürü de oturtmamız lazım olduğunu Evet, düşünüyorum kültür, kültür. Yani ben. bir de şöyle mesela biz biraz da geç organize olduk tabii. EYOK, MEYOK, Türkiye'nin de, Türk sporcularının da, Türk taraftarlarının da çok geç haberleri oldu. Oradaki bazı ülkelerin sporcuları video olarak destek verdi taraftarlar, online olarak. Öyle değil mi? Evet. Ben mesela Onlarda Türkiye'de fan videoları vardı. Videolar Türklerin de olmasını gönderdiler. isterdim. Var mıydı bilmiyorum. Var mıydı? Mesela bu konuda adamlar paylaşım yaptı. Zaten ne kadar takip ediyorsan o kadar bunu yapabilirsin. İşte istediğiniz destekleri sporculara video gönderebilirsiniz diye adamlar paylaşım yaptı. Ve bu onların fan videoları geldi yani, izlettiler orada. Ekrana yansıttılar onu. Gördüm. Ben Evet. orada tabii bizim de bir eksiğimiz oldu. Biz biraz kaçırdık o anı. Ya Keşke biz de bunlara tam izleseydik. alışık olmadığımız için biz Aynen aşırı bunun aynen. eksikliğini hissetmiyoruz, ama belki olursa tabii daha güzel oluyordur yani, mutlaka olur. İnsan taraftar desteği çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ben koşarken bakın 5 veya 10 fark etmez. Birilerinin izlediğini farkındayım ve bir kişi bile izlese ben o bir kişi için zaten koşuyorum orada yani. Hiç önemli değil. 50 kişi izlemiş, 1 kişi izlemiş. Bir kişi bile izliyor olsa o benim için yeterli. Ben zaten onun farkında olarak koşuyorum. Fatih'in de biraz önce dediği gibi performans orada dikkat çekti. Yani Vogue'da da bir şeyler bekliyorum, heyecanla diyor. İşte takip ediyoruz. 9. geçiyorsun. İşte biz buna hasret kalmıştık diyor. İnan ki her hedefe giderken bu hedef radyo istasyonu diye gidiyorum. Ya benim Türkiye'den işte sevenlerim, Orientri'yi seven insanlar bunu izliyordur. Ben bu hedefe en iyi basacağım. İkinci hedefe gidiyorum, ben bu hedefe en iyi basacağım. Hep o mantıkta gidiyorum. Ve hani radyo istasyonlarından da iyi geçmek, zaten sizleri heyecanlandırdığının da farkındayım. Ya bunu ben de kendim izliyordum yıllardır. Ya bu bizi heyecanlandırıyor. Biz orada koşuyorsak, biz orada koşarak heyecanlanıyoruz. Siz de orada biz iyi geçelim ki siz de heyecanlanın. Yani hep birlikte yaşayalım, o heyecanı istiyorum. Tabii. Ben şimdi seni 2011'den beri takip ediyorum açıkçası. 2011'in Fransa'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam Fransa'da Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası'ydı. Hayatımın en kötü yarışıydı. O zamandan beri bak seni takip ediyorum canlı olarak. Bütün yarışmalarını. Ve Evet. benim son, yani gitgide son 2-3 yıldır daha da heyecanlı takip ediyorum. Burada da bir gelişim basamağını böyle tepeye doğru taşıyorsun zaten. Bu da çok güzel bir şey. O tabii 2011'de o izlediğim zamanlara dönüyorum, bakıyorum. Oradaki kaçmazı görüyorum. Şimdiki kaçmazı görüyorum. Şöyle bir eksiğin vardı. İnanç eksiğin vardı. Bana kalırsa, benim gözlemim bu. Şu anda o inanç eksiğini de yırttın attın bence. Evet, bu özellikle bu Avrupa Şampiyonası beni çok bağladı tekrar hani bu olayın içine. Çünkü gerçekten endişeliydim, dedim yani 2018'de bir şeyler yaptım. Yani şimdi Çinliler mesela
geçen 2 sene önce kendi ülkelerinde dünya şampiyonu oldular. Adamlarda bir tane dünya şampiyonu yok bugüne kadar. Olay oldu. Yani haritayı çalmışlar, girmişler. Ortaya çıktı zaten. İyof cezalandırdı. Evet. Ben tabii ki bizim böyle bir durumumuz yok. Biz gariban Türkiye yani gidip başka ülkede yani ben sonuçta başka ülkede başarılı oldum. Tabii ki böyle şeyler konuşulmadı. Ancak ben istiyordum hani bir şeyler yaptım ama bunu bir daha yapayım. Hani geldi geçti olmasın. Bu beni çok hani stres okuyordu. Ama işte 2011'den sonra geliştirdiğim en güzel özelliklerden bir tanesi stresle mücadeleyi iyi yapabildiğimi düşünüyorum. Büyük yarışların ağırlığını kaldırabiliyorum. İşte artık yılların verdiği şeyden dolayı. Hani çok ağır yarışlarda starta harita alma istasyonuna giderken gerçekten nabzımı düşürebiliyorum yani. O panik anını yönetebiliyorum. Bunu yapabiliyor olmam da beni hani yarışa iyi başlamama neden oluyor. Zaten sprint yarışı gerçekten her şeyle yarıştığın bir yarış. Kendinle, motivasyonunla, stresinle işte bu yarışa iyi başlamazsan iyi sonuç çıkmıyor. O yüzden sprintte ilk hedefe çok iyi başlaman lazım. Bunu yapmak için de tabii çok iyi stres kontrolüne sahip olman lazım ve bunu başardığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da hani Fatih de diyor hani bir şeyler bokta bekliyorum. Ben de bekliyorum. Yani hiçbir şeyden çekinmiyorum, korkmuyorum. Elimden geleni yapacağım. Çok az zamanım var. Gerçekten hani bir dünya şampiyonası için burada 40-45 günüm kaldı. Gerçekten çok az bir zaman. Yani teknik mi çalışacaksın? Süratini mi arttıracaksın? Yeterli değil. Ama ne yapılabiliyorsa gerçekten bütün gayreti özveriyi göstereceğim. Zaten benim hayatımdaki insanlar, eşim, dostum, yani çocuğum hani bu konuda bana çok destek veriyor. Onlar benim arkamda böyle destek verdiği sürece ben yaparım diyorum yani. Evet. Şimdi benim de bir tespitim vardı yarışmayla ilgili bir soru soracağım. İlk defa bir oryantiring yarışmasında, uluslararası bir oryantiring yarışmasında doping kontrolü yapıldı. Bununla Evet. ilgili bir paylaşımın da olmuştu senin. Bununla ilgili görüşlerini almak istiyoruz. Hani bunu biliyor muydun? Daha doğrusu yarış öncesinde giderken doping kontrol yapılacağını Avrupa Şampiyonası'nda Ya ya şimdi da bunu şöyle ben orada mı öğrendin bunu? yok bütün bültenlerde zaten yazar Dünya ve Avrupa Evet. Şampiyonlarında doping kontrolü dopingle ilgili bilgilendirirler zaten. Siz bülteni okumak zorundasın. Ama işte orada Artı bir kontrol yapıldı. Kan testiydi galiba. şimdi şöyle orada kontrol ya ben ilk defa bir Türk oryantilik sporcusu doping testine giriyor. Normalde oryantilik sporcular doping testine zaten giriyor. Evet. Yani biz 2010 yılında Valentin'le çalıştığımız dönemde Valentin'den de Türkiye'ye gelip kontrol almışlardı yani WADA takip ediyor çünkü. Ama biz o zaman mesela çok şaşırmıştık. Aa falan adama geliyorlar. İlk defa görmüştüm orada. Bu ne falan filan böyle bir şaşkındık yani. Orada ilk olan şey ilk defa bir Türk oryantilik sporcusundan teste girdi. Ben bundan dolayı yorumum var benim. Ben çok gururluyum bundan dolayı. Neden? Ben bunu olumlu motivasyona çevirdim. Bundan dolayı hiç yani can sıkmaya bir şey yok. Aslında bu güzel bir şey. Nedeni de şu. Nasıl bunu olumlu motivasyona çevirdim? Abi sen doping testine neden girersin? Dikkatleri çekmişsindir yani performans olarak. Tamam mı? Bu yüzden seni kalkıp sen 60. 80. bir sporcudan doping testi almıyorlar. Hani orada Gustav Bergman'ı zorlamış. Gustav Bergman mesela çok ciddi bir antrenman yaptı. Çok paylaşımlar yaptı İsveç'te. Bu yarışmaya çok özel hazırlandı. Şimdi sen gidiyorsun İsveç gibi bir oryantilik cenneti bir ülkenin en iyi sporcusuyla aynı dereceye geliyorsun. Ve yoksun ortada bugüne kadar. Adam hop seni kapıyor. Alıyor Hani testi. aynen alıyor teste sokuyor. Bu beni gururlandırdı. Ben mutlu bile oldum. Adam geldi. Adam Aslında mesela normalde doping testleri biz duyuyoruz. İnsanlar süründürüyorlarmış. 2 saat, evet, 3 onu saat sormak istemiştim vermiyorlarmış. aslında. Türk 10 dakikada verdim ben. Çat çat. Hiç ya adamı da bekletmedim. sporcudan alınmadı doping testi. Evet. Onu sormak Yani. istemiştim aslında. İlk defa alınca bir uluslararası yarışmalarda. Ya biz de Bu bizim için şaşırdık iyi bir zaten. şey. Ben de Yani bu şaşırdım. performansımız demek ki dikkat çekmiş ki üstad. Bizden geldiler test aldılar. İşte, Yani bu evet. Yani sana bizim bundan iyi öncesinde olduğumuzu güzel bir düşündükleri için gönderiyorlar yani. yani bundan yarışa gitmeden önce bundan haberin yoktu tabii. Yarışmada öğrendin bunu. Senden alınacağını değil Yok mi? yani benden alınacağını ben yarışmada bile öğrenmedim. Ben sabah zili basıldığında öğrendim. Yani Evimin çok zili kolay bir şey zırr. öğrenmişsin. Nasıl şeye mi Tabii geldi? tabii. Kaldığınız yere mi geldiler? Tabii tabii kaldığımız yere gelip sabahın 6'sında zile bastı adam. Alacaklı gibi.
Çok iyiymiş. Biz de yanlış basıyorlardır. Bu saatte bize kim gelir? Yani biz oralıyız ya. Umursamadık, kalkmıyoruz. Adam da gitmedi. Gitmemiş yani. 20 dakika falan basmış oralarda. Evet. Şimdi Sonuçta tabii sonuç gelirse tüm Türkiye ile de paylaşacağım yani. Ya sonuç evet, henüz çıkmadı. sonucu Yok, bekliyoruz sonuç. biz de. Sonuç. Ya bu bugünlerde çıkar. Şimdi seyircilerimizden sorular varsa biz soruları da alacağız. Sorular eşliğinde yine aynı şekilde sohbetimize de Ben devam edeceğiz. ha bu arada bak, bu doping testiyle ilgili bir sporculara uyarıda bulunayım. Evet. Listeleri mutlaka okusunlar. WADA, Dünya Doping Ajansı liste yayınlıyor. İçerik yasal olmayan listeleri, ama ilaç isimleri yazmazlar burada. İçerik yazarlar. İçerikleri takip etsinler. Mesela bir örnek vereceğim sadece. O zaten dudakları uçuracak şu anda. Nurofen var ya, Nurofen. Evet. Soğuk algınlığı. Evet, bunlarda doping maddesi varmış. Bunu ben Türkiye'ye döndüm. Benim boğazımda rahatsızlık vardı. Sağlık ocağındaki doktor yazdı bana. Ben sağlık ocağındaki doktordan sonra bir gün sonra şeye gittim. Göğüs hastalıklarına gittim. İşte çok balgam çıkartıyordum. Doktora milli sporcu olduğumu söyledim. İşte dünya şampiyonasına gideceğim dedim. Hani ben dedim hızlı bir çözüm istiyorum dedim. 45 günüm kaldı. Bir rahatsızlığım var. Onu da anlatırım biraz sonra. Ayakta da çok yaşadım. Adam dedi ki işte e-nabza baktı. Ya dedi kardeşim, dedi haberin olsun. Bak Nurofen'de dedi doping maddesi var. Biliyor musun dedi. Kullandın bundan dedi. Yok hocam, daha dün gittim sağlık ocağına. Ama dedim bilgim yok. Kullanırdım dedim yani. Tamam mı? Hani böyle çok saçma sapan bir neden ve Nurofen gibi sonu işte cold flu, özellikle sonu flu ile biten tüm soğuk algınlığı haplarında efedrin maddesi varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Benim vasıtamla da bilmeyenler duysun yani. Tabii bunlar yani WADA'nın yasak listelerinde falan değil. İçerik olarak Adı yazmaz ama efedrin isim. yazar. Sen efedrin maddesinin hangi haplarda olduğunu kendin araştıracaksın. Mesela Nurofen Colt'ta varmış. Aferin diye bir aferin herkes bilir. Aferin de var mesela. Bunları Aynen. dikkat edeceksin yani. Milli sporcunun bunu dikkat etmesi gerekir. Çünkü kimse gözünün yaşına bakmaz. Buradan J-Walk takımına Aynen. duyurulur. Sorusu olmak isteyen varsa bir 20 dakika sonra buraya yazabilir. Onu direkt bağlamak istiyoruz buraya. Kendisi direkt Ahmet Kaçmaz'a sorabilir. Yorum yazması yeterli alt kısma. Ben TV'den paylaştığımız soruları bir sana yöneltmek istiyorum. Aha. Seyircilerimizin soruları var. Şöyle bir not almıştım, ben bir bakayım. Yorumlarda da sorularımız var. Ben de onları okuyabilirim. Veli abi Tamam. çılgınlar gibi yazdı ama hepsini Evet. okudum Veli abi. Hiç sıkıntı yok. Veli Bazen aynen güldürdün dediğinde beni. Veli abi seni Transfer teklifi bağlayabiliriz. gelmedi mi yazmış. Veli abi bağlayabilirsiniz. Adam heyecanlı. 5 tane bir şey Bunu yazdı. eğer Birazdan müsaitse bağlayacağız. bağlarız onu. Ondan sonra Kahramanmaraş'tan galiba Ülkü Ayvaz. Kadir de buradaysa Kadir'i de bir harita konusunda belki bağlayabiliriz. Şeyi soracağım. Avrupa'daki sprint yerleriyle, şu an Avrupa Şampiyonası'nda koştuğun sprint yerleriyle Türkiye'deki hedef yerleri, özür dilerim, hedef yerleriyle Hedef Türkiye'deki yerleri. hedef yerleri arasında nasıl bir fark var diyor. Ece Hoca sormuş bunu da. Yani hedef yerleri hakkında bize bir soru Hedef sormuş. noktasından bahsediyor herhalde. Aynen, Valla aynen. bence çok güzel bir soru sormuş. Yani ayrıntı sormuş ve Bence de. hani sormasa konuşmayacağımız bir konuydu ama önemli. Evet. Neden önemli? Çok fark var. Neden şöyle fark var? Avrupa ve dünya şunu istemiyor. Sprint koşan sporcuyu çok durdurmak istemiyor. Bu yüzden hedefi köşelere, içeriye atmıyor abi adam. Girişik Durdurmak yapmasın. istemiyor. Girçik yapmasını istiyor. Akışı devam etsin istiyor. Mesela tamam, hedefi bir çıkmaz sokağa koyacak ama onun girişine koyuyor. En ucuna koymuyor. İçeriye koymuyor. Ve SIR sistemini kullandırmak istiyor. SIR sistemi biliyorsunuz. Hedefi şöyle üstünden sıyırtıp geçiyorsun. Şimdi bu sistemde koştuğu için sporcuyu dur kalkı engellemek için biraz daha hedefi akışına bırakıyor. Yani saklamıyor hedefleri adamlar. Sprint'i bu mantıkta hazırlıyorlar. Yani öyle çok durdurmaya yönelik hedef noktası seçmiyorlar. Bu arada SIR demişken Türkiye'nin kesinlikle buna geçmesi lazım. Ben belki SIR'den de süre kaybettim. Hani Ben onu nereden böyle hani söyleyecektim sana. evet. Finish videon geldiğinde Evet. finish EKS'sine bastın. Yani elini değdirdin. Evet, ona dikkat etmişsin aynen.
Diğer sporculara baktım. Yani hepsi kolunu uzatarak geçti çoğu. Ya dedim acaba Evet. kaçmaz buradan saliselerle bir kayıp yaşayabilir mi acaba diye Abi düşündüm. 25 tane hedef var, tamam mı? Evet, 25 hedefte Ben 4 25 saniyeyle final kaçırdım. 25 tane hedef koşuyorsun. Onlar, bakın ben de SI Air sistemini biliyorum. Belki de en tecrübeli sporculardan bir tanesiyim. Ben bile o hedefe değme zorunluluğu hissediyorum. Çünkü korkuyorum. Ben onlar gibi her gün yurt dışında değilim. Her gün bu şekilde bir uluslararası yarış koşmuyorum. Ben oraya ayda yılda bir çıkmışım. O yarışta diskalifiye olmamam lazım. İçimde bir endişe var. Hani SI Air sistemine alışık olmadığım için de gidiyorum. Dokunma isteği, ihtiyacı duyuyorum. Ama adam onun santimetresine kadar vakıf olaya, işte 10 santimetreye kadar yaklaştırıyor abi. Çat çekiyor elini yani. Ve bunu 25 hedefe vurduğunda 1 saniye yapmasın, yarım saniye yapsın, 12 saniye yapar. 12 saniyeyle direkt 8.liğe 7.liğe çıkıyorsun. Direkt. Yani benim Yani bizim o yüzden Türkiye'de sadece elit kategoriye, en azından elit kategoriye sayı sistemiyle başlamamız lazım. çok doğru söylüyorsun. Ben Kesinlikle. yani onu fark ettim. Hatta sporcuların GPS'lerini takip ediyorum. GPS'leri zaten normal şartlarda biraz kayıyor. SI Air kullandığında biraz daha kaymaya başladı. Çünkü adamlar kolu Evet. uzatıyor sadece. Yani Evet, evet. sırttan alıyor zaten GPS'ler genelde. Onu fark ettim yani. Ya ben anlık pace bir ara dikkatimi çekti. Ben inceledim mesela, hani sunt attım programa. İnceliyorum, analiz yapıyorum pace'e. 2.44 pace var. Bir geçiş var. 2.44 pace. Son 15'ten sonra artık 20'ye kadar o 5 hedefte 2.44'ü görüyorsun. Ortalaması, son 1000'in ortalaması kaç biliyor musun? 3.01. 2.44 pace'i görüyorsun. Abi bu SI Air ile mümkün. Bas şekli olmuyor. Yani. Orada değil. Diğeri. Diğer şeyi haritama. Yani diğerinin son 5 hedefinde. Onu şimdi 10, anladım. 15'ten 16'ya giderken 2.44'leri gördüm mesela. Onu görmüşüm. Tabii orada saati incelemem mümkün değil de. Evet, bu haritanın, evet, bu 16'ya gelirken ben 17'nin oradan geldim bu arada. Senin GPS'lerini de izleyemedik biz. Evet ya, orada 20 kişiye GPS taktılar. Ben de 21. start aldım. Öyle bir kişi şanssızlığım vardı yani. Sen buradan şu yönden geldin. Evet, aynen. Ben öyle geldim. O rotada 2.44 pace var. Şu Yani inanılmaz sola. bir hız koşuluyor. Yani oradan gelenler de var. O yüzden SI Air sistemi çok önemli. SI Air sistemi bir an önce geçilmesi lazım. Çünkü biz endişeli basabiliyoruz yani hedefleri. Hala dokunma isteği duyuyoruz yani. Kesinlikle. Haritayı açmışken sana şeyi soracağım. Son etapta belirleyici hedef ayağı 8 ve 9 oldu. Evet, Yanlışsam çok düzelt. önemliydi o hedef. Evet. Biz senin rotanı burada göremedik. Bir de var. 8'den 9 da var. Evet, Etkili. Bir de bir etkili. de genelde soldan mı giden burada avantajlıydı? Sağdan mı giden? Sağdan. Evet, Sağdan. oradan, o çeşmenin yanından Evet. aynen. Ben önce şu 8-9'u bir yorumlamanı istiyorum. Ya şimdi o kadar baskı anındasın. Yağmur da yağıyordu. Sen koşarken yağıyor muydu bilmiyorum. Hatırlayamıyorum. 8-9'u mu? Yok, yağmur yağıyor muydu sen koşarken? Ben koşarken yağdı. Yağdı. Ya Vallahi onun da inan bir ki bak, motivasyondan onu bile hatırlamıyorum, biliyor musun? Yağmur yağıyor. Üzerime bulutlar çaksa, yani dolular düşse haritaya odaklanmışız ki yağmuru hissetmedim, ama yağdı çünkü ıslak olduğumu hatırlıyorum. Bugün zaten Yarış bir bittiğinde sırılsıklamdım çünkü. çarpıştığın bir videoyu, çarpışmamışsın da çarpışacağın bir videoyu Orada değdik. Ses açarak paylaşmışsın. dedi, çat dedi orada bir şeyler. Omuzlar vurdu. Ya Ama çok tehlikeliydi ya o video. aynen. Şu an yeni paylaştım onu. Bir 10 dakika oldu yani başlamadan önce. İyi bir video. Profilinde artık 8'den bakarım. 9 rotam şöyle. Aşağıya indim. Aşağı sol olarak. Sola indim. Evet. Düz devam ettim 2'ye doğru. Oradan bir daha sol. Oradan bir daha aşağı. Orası kapalı çünkü. Şu en aşağıdaki sokak. Evet, şu sokak. Aşağıdaki sokak. Evet, orası. Evet, çeşmeden yukarı sağ. Ondan sonra direkt araya. Evet, araya. Oradan sarı yere. O ara ince geçiş arası. Merdiven ve 9. Vallahi bir Bu şey rotayı. diyeyim. Çok iyi görmüşsün. Yani
Ben buraya koşmamama rağmen direkt ilk gördüğüm rota üst rotaydı. Direkt üstü gördüm yani. Ya ben Üstüne şöyle gittim. söyleyeyim. Bu yarışta bu rotanın zorluğunu şöyle ifade edeceğim. Benim kendi arkadaşlarım, yani isim zikretmeyelim, oturarak yanlış rota seçtiler Türkiye'den. Ya mesela ben sonradan WhatsApp'taki o konuşmaları okudum. Hepsi Yani üstten yanlış iyi bu hedef rotada falan demişler. yanlış rota mı diyeceğiz diye mi Kaybettiren seçtim? rota. Ha, Kaybettiren kaybettiren rota. rota. Aynen. Yani okudum, bir baktım işte 50 tane şey okudum tek tek. Konuşmalarında sağ rotanın üst rotanın iyi olacağını konuşmuşlar. Yani oturarak bile doğru kazandıran rotayı görmenin zor olduğu bir hedefmiş demek ki yani. Yani burada peki Çocuklar bile net neden olamamışlar yani. evet, burayı zaten Emil seçti, Gustav seçti, Benim Daniel gittiğimi mi? seçti. Evet, senin Evet, gideni. evet. Emil zaten buradan aldı. Zaten ben bu hedefi ilk 20'de almışım herhalde. Hatta Yannick Mikkelsen iyi almışım diye biliyorum. Yani Öyle üstten gitti abartmıştım. bu hedefe. Evet, üstten gitti, evet. Şuradan gitti Yannick. Ya, ikinci olan çocuğu ondan daha iyi almış. Yannick alttan gitse büyük ihtimal o kazanırdı. Avrupa şampiyonu olurdu. Evet, Yannick bayağı bir favoriydi bu 10 yarışta. saniye yemiş. Benden 10 saniye yemiş yani. Aa. Diğerlerinden de tabii. Peki Bu burada seni hedefi aşağı rotaya iten ne? Yani normalde baktığımda bu kısa gibi görünüyor ki zaten kısa olan en üst rota. Üstteki rota. İkinci rota senin rotan kısa olarak. Ne itti seni aslında? Şöyle. Aşağıdaki tırmanma mı itti? Hayır, bu beni buraya götüren şey yaptığım analizler. Ben eski haritayla çok çalıştım bilgisayar üzerinde ve o bölgenin bir yamaç olduğunu biliyordum. Yarışa çıkmadan önce dediğim şey şuydu. Yani bu aslında çok önemli. Şu an bence bu izleyenler bunu kesinlikle kulağına küpe etmeli. Ben belki de 3-4 sene sonra sporu bırakacağım ama devam edecek olanlar bunu kesinlikle bir anahtar yani oryantilik için. Ve şunu söylüyorum. Ben burayı çok iyi analiz ettim. Burası bir yokuş. Tamamen bir yokuş. Evet, bu ana yol var ya aşağıdaki park. Oradan en yukarıya kadar orası bir yokuştu. Dedim ki eğer dedim bu yokuşun ortasından 8 numaranın olduğu yer oluyor işte. Tam orta bölgeden diğer bir orta bölgeye hedef atarsa aşağı rotayı seçeceğim. Yukarı çıkıp inmeyeceğim dedim. O yüzden bu hedefte psikolojik olarak hazırdım böyle bir hedefe. Alır almaz 8'i direkt yöneldim. Hiç vakit bile kaybetmedim. Orada bir sprintte bazen bu kumarı oynamak zorundasınız iyi tabii. koşmak için. Orada bir kumar oynadım. Belki üst iyi olabilirdi. Ama benim yaptığım analiz tuttu orada. Şu arayı da Çok iyi gördün ya. Bu Koşarken Daniel düz gitti çünkü buradan. Böyle gidip gitti 9'a. evet. O arayı da şuradan inerken seçtim. 8'den indim. Merdivenler vardı 8 aldıktan sonra. Orada zaten artık okuyamazsın. Hiçbir sporcu okuyamaz. Evet, şu merdiven var ya, o merdiven bitti. 8'deki şu merdiven bitti. Ben tabii mouse yok. Elimle gösteriyorum biraz Şurası diye şey tahmin. gibi. O merdivenler bitti. Şu an olduğun yerden sonra hemen konsantre oldum haritaya tekrar. O arayı da orada gördüm. Yani tam 9'a Evet. kadar olan bölümü de o arayı orada gördüm Çok zor yani. yani. Çok zor bir bölüm. Ben dedim burayı iyi alırsa herkes götürür. Şimdi görüntüm gitti mi bu arada? Biraz önce. Yok yok Yok, gitti. görüntü var. Bak, 2 saniye WhatsApp'tan sana bir fotoğraf atacağım. Tabii. Sadece yani nasıl çalıştığımı herkes görsün istiyorum, tamam mı? Nasıl bir analiz yaptığımı. Tabii ki. Ben bir parkur hazırladım bu yarışa çıkmadan önce eski ilan edilen haritada, eski haritasında buranın. Google Earth'ten sokak geziyorum aynı zamanda. İşte 3D teknolojisiyle. Aynı zamanda da kendime Paint'ten parkur hazırladım. Telefon üzerinden Paint'ten üçgen attım. Olabilecek üçgeni düşündüm. Birinci defa attım. Böyle olabilecek bir parkur attım. Şimdi ben sana bir görüntü atacağım. O Mental olarak da bayağı hazırlandın müsabakaya. Kadir, sanırım burayı mı söylüyorsun? Kadir. Şu an kaçmaz WhatsApp'tan fotoğraf atacağı için çıktı. Eğer Abdülkadir, uygunsa biz sanırım burayı söylüyorsun. Abdülkadir'i Abdülkadir'i bağlayalım. de alabiliriz yayına, eğer uygunsa. Tabii bağlayayım Harita ile buraya. ilgili görüşmek için. Kadir, buraya açıklama yapıldı.
IOF'teki bir haritacı tarafından açıklama yapıldı. O da şey söyledi. Biri birine bu kadar diyebilirmiş ve geçilmesi yasak dendi net bir şekilde. Ben takip etmiştim bu şeyi, hatayı. Hata demeyeyim de ufak bir şeyi takip etmiştim. Evet, Ahmet Kaçmaz son yayından düştü. Tekrar bağlanacak birazdan. Tamam, Kadir müsait değilmiş. Sonra bağlanır. Umarım dediğimi duymuşsundur. Burayla ilgili açıklama yaptılar. Burası sıkıntı yokmuş yani. Ona da soralım şimdi. Tekrar bağlayayım onu. WhatsApp'tan bana bir rota şeyi atacaktı kendi çalışmasına. Ona bindireyim. Bu arada sorular olan varsa canlı yayın isteği atabilir. Onu bağlayabiliriz. Sorularınızla yayınımıza katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Yayına sizi de dahil edebiliyoruz. Evet, şu an fotoğraf geldi. Caner, sana da geldi mi aynı fotoğraf? Yok, bana gelmedi. Sen bir yönlendirsene. Şimdi geldi. Yani bunu siz hattan gittim size bir şey atarken kusura bakmayın. Şimdi şey yapıyorum. Çalışmanı attı. Ben Bu sanırım eski hattan harita. gittim. Bu eski harita benim Paint'ten hazırladığım harita. Bununla beraber şimdi yarışmanın üçgeni ve birini göstersene. Şey, Bununla son beraber yapılan aynı kişi anda mi? göster. Evet, son bu finalin. Yani hani nasıl başarılı olunduğunu somut olarak göstermek istiyorum insanlara. Hemen bir dakika. Üçgen istiyorsun. Üçgen ve biri. Evet, bu yarışın. Aynı zamanda diğerini gösteremiyor musun? Benim yaptığım çalışmayı. Yapabilirim. Biraz bekleteceğim. Hiç önemli değil ya. Biri odaklan. Yok yok, Benim hemen attığım biri yaparım. göster. Şöyle. Şimdi uzaktan görülebilir mi bilmiyorum. Diğerini Senin biraz daha attığın yakınsınız bir. gelsin. İstemiyor bile. Şimdi şu yarışmanın biri. Şöyle göstereyim. Evet. Yarışmanın biri. Benim attığım bire git. Üçgen ve bir. Yani aynı yer. Aynı nokta. Aynısı. Evet. Harika. Yani aynı biri attım. Yani üçgende biri ben ev arasından başlattım. O bak benim o parktan başlattı. Bak o parktan başlatıyor. Ben Aynen. yukarıdaki sokaktan başlatıyorum. Aynen. O buralarda bir yerde başlatmış. Şurada. Evet. Sen burada başlatmışsın. Harika. Evet. Yani bunlar hani yarışmayı yani böyle yaşamak lazım. Bunları çalışmak lazım. Yani ne kadar istediğinden. Bakın orada uzun hedefin varyasyonu var. Mesela ben bu hedef Aynısını attığımda atmışsın sen ya. yani çok yakın. Bu eski harita. Yani Sen bak. Aynı şeye zamanda gel. ne? Şimdi burada çalışma yaparken aynı zamanda bir mental çalışma yapıyorsun. Bir Bak de parkın içindeki hedefi var. Park hedefi var. Google Street Evet. üzerinden de yapıyorsun değil mi çalışmalar? Google Street'ten birebir geziniyorsun Tabii alanda. tabii. Google Street'ten Çok... geziyorsun. Evet. Bak parkın hedefi. Neredeyse aynı ara. O Aynen. da çok yakın. Şeye gel. Geçiş hedefine gel. 13'ün 14'ün oraya. Yani çok ciddi bir emek var Tabii gerçekten. evet yani çok zor. 14'e bak. Benim oradaki. Biraz benimkini sola çek. Bak evet en alttaki hedefe bak şimdi. Görünüyor. Bak onun attığı hedefe bak. Onun 14'üne bak. Benim şu alttaki en alttaki hedefe bak. Evet ona bak. İkisi Evet. de biri o köşe biri öbür köşe. Aynı yerde. Evt. Yani K-Rock işte ekibi. Duyuyorsunuz bu yani inşallah. hani somut olarak ne söyleyebilirim ki daha işte gösteriyorum yani hani Yani yaptığım işler. şimdi takip eden izleyicilerimiz içerisinde illaki şu an özellikle bu sene Gençler Dünya Şampiyonası koşacak sporcular var. Onlara da buradan güzel bir tavsiye olsun. İşte hazırlık aşamaları nasıl olması gerekir yarışla ilgili çalışmalarını buradan da görüyorlar. Evet. İyi bir örnek oluyorsun gerçekten.
Ya ben bu yüzden birinci defa mesela gözüm kapalı gittim ya. Haritayı bir aldım. Hani direkt gözüm kapalı rotasını seçtim. Yani bu tuttuğu an iyi bir analiz, iyi bir çalışma. Zaten çünkü bunu hazırlamak için çok ciddi bir hazırlık gerekiyor. Yani çok iyi düşüneceksin. Adam demiş ki 700 metre demiş karantinaya uzaklık var üçgenden. Ben tek tek 700 metre hesap yaptım. 700 metrenin geldiği alanı bir balon şeklinde işaretledim. Dedim ki bu alanın içinden en iyi üçgenlerden olabilir. Dedim ki yukarı tarafta olacak bu yarış. Kesinlikle dedim ana yol. Ana yol var ya bak mor yol. Burası çok büyük bir yol. Evet. O çok büyük bir yol. Dedim ki kesin dedim bu yolun öbür tarafına geçirecek. Bir kere sağ tarafı eledim. Yolun diğer tarafını eledim. Bu tarafa geçirecek dedim. Ve dedim oraya nereden geçirebilirim? Tek bir tane alt geçit var. O da bakın altta çizilerde de. Ha. O mor yolun tek bir alt geçit var üstünde. O da tam 700 metreye denk geliyor. Dedim ki bu alt geçitten geçirecek. Oradan sonra da üçgeni verecek. Oradan Karantinayı da burada mı yaptınız? Şuralardan mı karantinayı yaptınız? hayır 700 metre ileride haritanın dışında. Oradan 700 metre hesap yaptım ben. Yani bültenleri okuyup 700 metre haritada yok şu an karantina. 700 metre gelip mantıklı bir yer bulmaya çalışıyorsun. Ya böyle çalışmalar, bu şekilde çalışmalar işin özeti yani. Abi böyle bodos yurt dışına gidersen hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir hazırlıksız. Yani bakın fiziksel tek başına yetmez. Teknik tek başına yetmez. Mental tek başına yetmez. Hepsinde iyi olmanız gerekiyor. Hepsinde. Mental hazırlık yapmazsan 5 saniyeyle yarış kaybedersin. Fiziksel hazırlık yapmazsan 4 dakikayla yarış kaybedersin. Teknik hazırlık yapmazsan 2,5 dakikayla yarış kaybedersin. Bunlar böyledir yani. O yüzden hepsini tam yapmanız lazım ki bir şeyler yapma ihtimaliniz artsın. Kesinlikle. Hani benim Peki ben şunu soracağım haritayla ilgili. İlk radyo istasyonunu çok iyi aldın. bu arada ha, efendim buyurun. Ha, ilk radyo istasyonunu çok iyi aldın. Yani şu aralarda bir yerde bir yavaşlanma mı oldu yoksa normal performansı mı buydu yani? Şöyle dediğim gibi benim zamanım yoktu. Bir de sakatlıktan çıktım. Bazı antrenmanlar yapmakta çok korktum. Özellikle kısa mesafe 200'ler, 300'ler. Şimdi 29 saniye 200 dönmeye başladım. Bu beni korkutuyor. Çünkü 29 saniye 200'den sonra 400'ü 63-64'lük 400'ler yaptım. Şimdi bunlardan endişe duyduğum için ben bunları geç yapmaya başladım. Şimdi ben oraya 8.48'lik bir 3000 durumuyla gittim. Ama o gün oraya gittiğimde 8.48'lik performansım biraz düşmüştü. Nedeni de bilmiyorum. Nereden kaptım bilmiyorum ama ben boğaz enfeksiyonu oldum. Hatta bir ara Covid mi oldum diye çok korkmuştum. Yani pozitif çıkma ihtimalim de var gibi düşünmüştüm. Çok ciddi sıkıntı yaşıyordum solunum yollarında. Ama bir türlü Covid çıkmıyorum. 4 tane teste girdim, Covid çıkmıyorum. En son dedim ki yani ben bir gideyim artık. Oraya gitmeden önce tabii doktora gidemedim antrenman yaptığım için. Abi ben bir döndüm. Ben faranjit olmuşum. Bilmiyorum alerjik herhalde tam anlamadım. Sürekli balgam çıkarttım ben orada. Geceleri uyuyamadım. Gıcık öksürük yaptı. 11'den sonra hiçbir uykum yok. 2 oldu saat ben hala uyumadım. 2,5 oldu ben hala uyumadım. İnanın her gece uyku sorunu yaşadım ben orada. Şu boğaz enfeksiyonu yüzünden. Nereden kaptım da bilmiyorum. Anlamadım. Çok da dikkat ettim. İzole ettim kendimi Türkiye'de. Antrenmanlarımı da hani az insanla yapmaya çalıştım. Ama oldu bir şekilde. Hani nereden kaptım bilmiyorum ama fiziksel durumumu çok etkilemedi ama benim gece uykularımı çok etkiledi. Biraz o etkiledi diye düşünüyorum. İkincisi işte o kalmalara nedeni biri bu. İkincisi de şu. Yarış 4,4'tü. 85 metre tırmanış vardı. Yani siz 5 kilometrelik bir performans göstermeniz lazım. 3 pace bandında. Ben 3,5 kilometreye göre hazırlanmıştım. Yani o kadar zamanım vardı çünkü. 5'e göre hazırlanamadım. Şimdi mesela VOK'a 5 kilometreye göre hazırlanacağım. Yani şimdi bu 3 kilometreye göre durumum iyi. 5'e göre antrenman yapıp bu 45 günde 5 kilometre göre idman yapacağım. Yani fiziksel performansım 3,5 kilometreden sonra kalmaya başladı. Öyle cevap vereyim. Hatam yoktu ama artık 16'dan sonra 3,5'un üstüne çıktı. 4. kilometreye giriyordum. Orada biraz böyle kalmalara başladı vücut. Bu yani Dünya Şampiyonası öncesi harita koş yani ne kadar harita koşmayı planlıyorsun? Onları da bir soralım. Şimdi VOK bu öncesi mi? evet Ne kadar şimdi harita ikinci koşmayı düşünüyorum?
Evet, bir Türkiye şampiyonası olacak Hı bu süreçte hı. olacaksa eğer federasyon tarihi açıklayacaksa. Bir de Hı senin hı. kendi tabii ekstra antrenmanların olacak. Mesela haftada bir ya da haftada iki tane sprint özük harita üzerinde çalışma yapmayı planlıyor musun? Bunlardan da biraz bahsedebilir misin? Evet. Vokal sonra geçelim mi? Şu EOK'u bitirelim. Tamam, ben şimdi Ya Dünya olur. Şampiyonası'ndan hazırlık işten bahsedeyim. Yani 5 kilometrelik Tamam, çalışmayı vokal yapacağım deyince. geçeceğiz. Evet. Ben bir Tamam. Kadir'in sorusunu sorayım. 18-19'daki şu pembe yollar diyor. Tereddütü düşürdü mü? Ha, hayır, düşürmedi. O arayı görebildim. Yani gördüm o arayı. Ama şeye çık hemen. 8'den 9'da yukarı rotaya çıkar mısın? Kötü, hani kazandırmayan rotaya. Bir tık daha yukarı çık abi. Yukarı. Bir sola kaydırır mısın? Bak. Burada mesela en üstte pembe yol bir yerden sonra kapalı. Görüyor musun? Bak, yukarıda 9'u yukarıdan gelmeni istemiyor. Parka gir istiyor. Şurası yani. Evet, Evet. ora kapalı mesela. Evet, Evet, orada şuradan kapatmış. geçebiliyorsun. Evet, aşağı sarıya gir istiyor yani. Daha geriden. Sarılara girmeni istiyor. Bu yolu yukarıdan kapatmış. 18-19'da da bu şeyin sorduğu yerde, Kadir'in sorduğu yerde de bunu açıktı birazı. Bunu dikkat etmek lazım. Mesela 8-9'da o yukarıdaki morun tam yolu kapattığını ben dinlediğim kadarıyla bazı sporcular görememiş. 8'den 9'a giderken mor yolunun kenarını kullanacağını hesap ederek 8'den ayrılanlar var. Bazı Evet. sporcular onu söyledi bana. Ama normalde bak şuradan parkın içine girmesi gerekiyor sporcunun. Evet. Görüyorsun değil mi? Şöyle Heh. geldiler zaten. Evet, Evet. aynen. Ama mor yolun kenarında yer vardır deyip çıkan insanlar var. Öyle sporcular var. Orada adam kapatmış, rota yapmış yani. Aynen, pembenin ben söyleyecektim. Kadir benden önce söyledi. Pembenin kullanım şekli tartışılıyor. Sanırım geçilebilir. İşte kafelerde de şurada kullanılıyor ya. Evet. Şuradaki mesela bitişte sanırım geçenler de oldu ya içerisinden. Yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım ben. Bazı pembeleri çizmemişler haritaya. Bunun uyarısını yaptılar. Kafe mesela kapalıydı belki. Sonra önüne sandalye attı. Onu artık haritaya işlememişler. Oradan geçmeyin diye bize uyarı yaptılar yani. Anladım. Ya başka ne tür eleştiri var Kadir? Yani geçilebilir diye mi eleştiri var? Burada haritacılar olarak sporcuya aslında devamlı ya, harita çizici sporcuya yardımda bulunmaya çalışıyor. Çok küçük aralar var ya böyle gerçekte Mesela dar şu. sokaklar. Evet, dar sokaklar. Çok dar sokaklar var ya. O Oraları mesela bir kişilik merdiven. İki kişi abartmış yani. geçmiyor. Abartıyor aynen. Orayı görünürlüğünü arttırmak Haritacılar onların görünürlüğünü abartıyorlar. O güzel bir şey. Hani bir için. kişilik merden orası. Çok Evet. küçük Orayla ilgili bir çizim. soru vardı. O 9 numaradaki duvarla ilgili. Şurayı eleştirdiler. Ben de Evet. şöyle bir cevap verdim. Haritacılar açıkladı burayı. Kural gereği bir milim verdiler. Birleşiyor. Üst üste binmemesi gerekiyor ve bu milim böyle olması gerekiyor denildi. IF kurallarına da harita kurallarına da açtım baktım. Yani sallıyorum yanlış hatırlaya da olabilir. 0,43 milimetrelik bir değme var burada. Bazı sporcular işte eleştirmiş vesaire. Burası hakkında ne düşünüyorsun? Kadir yine sormuştu. Şu araya. O parktan oraya girenler mi oldu orada? Ben görmedim. Açık alanda Giren orayı kullanmak isteyenler mi oldu? Yani. yani şöyle giren ben de duymadım. Hı. Girilebilir miydi? Oradan geçerken inanın dikkat etmedim oraya da. Hani benim rotamla alakalı değil çünkü ben merdiveni dönüp sola döneceğim. Sağa hiç bakmadım. Ama hani birleşiyorsa geçilmez. Bu sporcu bunu biliyor. Biliyor olması lazım zaten. Hani çizgiler birleşmiyorsa Evet. sıkıntı var. Hani görülmesi mi zor olarak acaba düşünmüşler? Üzüm Görülmesi mi ağlarını zor? söylüyor şimdi Kadir. Bültende de belirtilmiş Abdülkadir Ha, tam yazıyordu. onlara Üzüm özel ağlarını söylediler ama. Üzüm bildiğini bağlarını özel söylediler. Yani bunlar söylüyordu. belki harita kurallarında nasıldır farklıdır ama adam bize özel söyledi. Üzüm bağlarına girmeyeceksiniz. Bu şekle girmeyeceksiniz dedi yani. Özel Evet. teknik toplantılarda bunları uyarıyorlar bunlarla ilgili şeyleri. Evet. Peki, genel olarak harita yorumunu alabilir miyim? Yani nasıldı? Ya ben parkurları bir kere akıcı hazırlıyorlar. Evet, teknik hedef de çok ciddi atıyorlar. Saklamıyorlar.
genelde kenarlarını, uçlarını hani basıp geçebiliyorsun. Hani çok ciddi bir saklama yok. Şu an zaten yani ben şunu görüyorum. Eski yarışmalara, sprint yarışmalara baktığımda daha teknikti. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Bu Yani yarış ya biraz teknikti. daha teknikti. Biraz da farklılaşıyor. Belki şeyden dolayı olabilir. Şimdi olimpik olması için uğraşılıyor ya. Ben sen daha Evet. iyi bilirsin bunu. Olimpik olması için ya görünürlüğün artırılması için biraz daha farklı teknikler. Knockout buna örnek. Bir de hedefin işte vur geç olayı biraz daha arttırıldı diye düşünüyorum. Evet, vurgeç olayını arttırmışlardı. Yavaşlamasını istemiyor gibi bir şeydi yani sporcuların. Hani ve alternatif rotalar da hani vardı. Yani ve çok benzer sürelerle yani öyle bir atmış ki parkur planlayıcı Vücut gerçekten iki rota yaptı. arasında 1-2 saniye oynuyor yani. Vücut yaptı Düşünerek, galiba değil mi? düşünenler kaybediyordu yani. Evet, Judith yapmış bunu. Evet. Güzel hazırlamış. Ben çok memnundum yani. Güzel, gayet. Sorulara olan varsa alabiliriz. Yoksa wok aşamasına geçelim. Bakayım canlı yayın isteğimiz var mı? Yok. Tamam, wok sorularına geçebilir şimdi Fatih Hocam. Aynı soruyu işte tekrar soracağım. İşte şimdi Dünya Şampiyonası ile ilgili çalışmalarını özellikle öğreneceğiz. Ya da planların ne? Neler yapmayı düşünüyorsun? Bir hocamız da sormuş. Eksik yönlerin var mı kendini Neyin var mı belirlediğin? anlamadım. Neyin var mı? Avrupa Şampiyonası için kendinde eksik gördüğün tarafın var mı? Neler eksik gördün? İşte bunları Dünya Şampiyonası için bu eksikleri gidermeyi düşünüyor musun? Ve Dünya Şampiyonası için hazırlık planın ne? 45 gün var yarışmaya. Bu 45 günlük süreçteki plan ne? Bize bunlardan biraz bahsedebilir misin? Özellikle de harita koşma anlamında. Yani planlarında kaç farklı harita, yani kaç tane haftada kaç antrenman düşünüyorsun? Yani harita anlamında. Bir harita mı, iki harita mı? Bunlarla ilgili planlar var mı? Hem öyle hem de şey Şimdi de söyleyelim, soralım. Yani şu anda bok için yaklaşık sanırım 50 gündür falan kamptalar. Yani kamp demeyelim, Evet. sürekli araziye gidiyorlar ve EOK'tan sonra da bir ekip gitti. Dünya Şampiyonası'na Evet. katılmak için hazırlık ekibi. Senin böyle bir imkanın yok. Yani Evet. adamlar şu Hı. araziyi görüyor. Bu araziyi görüyor. Bu arazilerde yarışmalar gerçekleştiriyor ve Türkiye'de ben yani bu şöyle bir arazi saysan beş parmağı belki zor geçer diye düşünüyorum. Evet. Aynen. Ve bununla ilgili bir yani şeyin var mı? Öngörün var mı? Ne yapmayı düşünüyorsun bu arazilerle ilgili ve hedefin ne? Long mu, middle mi? Sprint mi yine? Şöyle, zaten biliyorsunuz ben kendim antrenman yapan bir sporcuyum ve genelde bağlantılar, yurt dışı bağlantılarıyla hani bilgi ve tecrübe aktarımı sağlıyorum. Orientrik ve kondisyonu harmanlayacağım bir döneme giriyorum şu anda. İkisini bir arada götüreceğim bir programı uygulayacağım. bu programda beni çok zor hedefler bekliyor. Neden de şu, EOK'a hem diğer sorunun da cevabını vermiş olayım. EOK'taki yetersizliğim şu anda teknik açıdan ben bir problem yaşamadım. Gerçekten haritayı çok iyi yönettiğimi düşünüyorum. Bunu da yaptığım analizler ve mental çalışmalarıma da bağlıyorum. Ve yani kendi teknik kapasiteme de bağlıyorum. Çok ciddi bir problem yaşamadım harita Evet. okumada. Aynı Ama zamanda ha buyur. Kenan Hocam da soru sormuş. Onu da cevaplıyorsun şu an. EOK finalde rotadan kaynaklı toplam süre kaybı var mı diye. Rotadan kaynaklı hiçbir süre kaybının olmadığını da bahsettin. Yani en Yok, ideal tüm rotaları rotaları iyi seçtim. En iyi evet rota, en seçtim. kazandıran rotaları seçtim. Hiçbir tane rota hatam yok. Şu anda performans olarak EOK'ta bir eksiklik hissettim. Hani işte ben söylüyorum hani bir şeyler yapmak istiyorsak bakın ben 8.48'lik bir durumla oraya gittim. Şu an diyorum ki size performansındaki eksikliği hissettim. Keşke 8.30'luk durum olsaydı da ben 5 numaralı hedefe daha hızlı çıkabilseydim. Veya işte 8'den 9'a en iyi rotayı seçmeme rağmen 10 saniye yedim yani. Birinciden. 2.46 koşmuş. Ben 2.55 koştum. 9 saniye yemişim. Emil Svensson'dan. Hiç yemesem hatta tam tersi ben ona atsam.
Bu da daha iyi bir performans da mümkün. Çünkü bir eksiklik hissetmedim teknik açıdan. Ama ben yine de tabii ki teknik açıdan doluyum deyip bunu ihmal etmeyeceğim. İkisini bir arada götürmek zorundayım. Şu anda Türkiye'de bulunduğum süreçte hazırlığım hem kondisyon anlamında olacak. 5000 metre üzerine ilerleyeceğim. 3000 metre değil. Hedefim 5000 metrede 15 dakikanın altı, 14.50'ler, 14.45'leri koşmaya çalışacağım 50 günde. Ve bu süre zarfında 50 günde de en az 30 tane harita çözmem gerekiyor. 30 Hem tane harita, yani en az 30, evet, bunu en söylüyorsunuz az zaten. 30 sprint haritası çözmem gerekiyor. Ve bunun üstüne arazi de bir o kadar da arazi çözmem. 50 günde 60 haritayı çıkartmam lazım. Öncelikle hedefim sprint, onu da söyleyeyim. Evet. Çünkü gerçekten çok yakın olduğumu hissediyorum. Her şey olabilir. Yani bir podyum bile görebileceğime inanıyorum. O yüzden 30 en az 30 sprint haritası çözmek istiyorum. Aynı zamanda iyi interval antrenmanları yapıp 14.50 civarı 5000 koşmak istiyorum. Bir de yine 20 civarı bir arazi antrenmanı yapmam lazım. Sonuçta biz biliyoruz Türkiye terminatör ülke. Oraya gittiğinde her yarış koşuyor. Oraya çıkacağız ve Türkiye'yi ormanda da temsil edeceğiz. O yüzden orada da hani bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden şu an orada da bir kamp planım var. Onu da söyleyeyim buradan. Destek Harika. görürüm görmem bilmiyorum ama hiçbir destek görmesem bile kendi imkanlarımla ben yurt dışına, Çek Cumhuriyeti'ne kampa gideceğim. Bir terslik olmadığı sürece orada da en az bir 20 günlük kamp planlıyorum. Bir İletişimde sabah olduğum olması gibi. sporcular var. Arazi antrenmanlarını Çekya'ya Buradan bırakıyorum. sponsorlarımıza duyurulur. Çek Sponsorlar Cumhuriyeti. destek isteyenler Aynen. varsa. Eyvallah. Çek Cumhuriyeti'nde tüm arazi antrenmanlarımı Çek Cumhuriyeti'ne bırakacağım. İlk Çok iyi bir şey şu, bugünden gerçekten. itibaren olan EYOK'tan sonra ve Haziran'ın 15'ine kadar olan süreçte sprint antrenmanı ve fiziksel antrenmana yükleneceğim. Son 15 güne hem fiziksel hem arazi antrenmanına ağırlık vereceğim. Onu da Çekya'da yapacağım. Tabii dönem dönem yine sprint çalışacağım. Ya bu planlamayı en uygun bir şekilde bitirmeye çalışıyorum bu aralar. Evet. Hedefim bu. Ama çok zor bir süreç. Çok zorlanacağız. Çünkü zaman çok az. Çok zor, Yani artı kesinlikle. koşacağın araziler de çok zor, parkurların da çok zor olacağını düşünüyorum. Çünkü bu antrenman kamplarını ben takip ediyorum, izliyorum, rotalara bakıyorum. Arazi gerçekten çok zor. Teknik Çok anlamda zor. zor. Yani Daniel'le yaptığımız röportajda da kendisi söylemişti. En çok beğendiğim arazilerden bir tanesidir Çek Cumhuriyeti. Çekçiya demişti. Bir de çok fazla bu haritalarla ilgili tecrübelerin var mı? Buna benzer haritalarda çok fazla yarış koştun mu? Gerçekten farklı haritalar, Çek Cumhuriyeti'nin haritaları. Ya ben de bu haritanın videolarını izliyorum. Ben bu tarzda hiçbir harita tecrübem yok. Yani çok taş labirent gibi yani. Labirent haritası gibi. Ne bileyim yani çok böyle bir haritada hiç koşmadım. Yani O zaman burada kamp gerçekten çok önemli. Oraya gidip 20 burada gün kamp öncesinde yapmak kamp yapmak. zorundayız. Evet. Ya bu taş yoğunluğunda harita koştum ama bu taşlar çok yüksek. Hani bir ev boyutunda, bir üç katlı bina boyutunda taş yoğunluğuna alışığım ama yüksek boyutluklarına alışık değiliz tabii yani. Seyircilerimizden sorular varsa almak istiyoruz. Özellikle yayınımıza bağlanmak isteyen Ben varsa yine notlarıma bir bakayım. Sorular var. Sizi de çok yayınımıza da fazla tutmayalım da. Varsa vaktim Ahmet Hocam. Evet ya bir 25-26 kişi bizi gerçekten özveriyle dinliyor. Onlar hiç yok olmadan dinledi. Onlar için şey yapabiliriz yani. Bakayım Hiç bir sorulan sıkıntı bir yok. soru var mı? Evet. Şu an şöyle bir sorumuz var. Bu da ismini vermek istemiyorum. Kendisi burada şu anda. J-Walk takımımızdan bir sporcu. Elde ettiği başarılar onun için zirve mi yoksa yeni bir başlangıç mı diye bir soru sormuş. Elde ettiğim başarılar şu anda ikinci baharımı yaşıyorum diye adlandırayım ben buna. Ben kesinlikle yeni başlıyorum.
Bu saatten sonra Orienter'i bırakmak gibi bir niyetim yok. Allah'ın izniyle tabii ki. Yani biz bilemeyiz 2 gün, 10 saniye. Ünlü lider vefat etti. Allah rahmet eylesin demişti. 1 saniyenin bile ilerisini göremediğimiz dünyada fırında bir anlamı yok. Muhsin Yazıcıoğlu. Ben de diyorum ben bilemem yarın ne olacağını. Ama kesinlikle Allah izin verirse şu an Orientre'ye yeni başladım. Teşekkür ederiz. Daha güzel şeyler yapacağız hep beraber. Tabii ki tabii ki takipte kalacağız. Şimdiden Tabii. seyircilerimize de söyleyelim. Yine eğer seyirci olanağı olmazsa BOK'ta online olarak seyirci olabiliyoruz. Yani video çekip attığınızda Ahmet Kaçmaz sizi yarışmada dev ekranda finish'te izleyebiliyor. Türkiye'nin Ve bu konuda tamamı. gerçekten ben çok bakın bu konuda hani bazen çok hani genelde mütevazı olmayı seçiyorum ama bu konuda hiçbir Türk izleyici mütevazı olmasın. Biz ben orada gerçekten artık hani bir şeyleri kırdığıma inanıyorum ve Türkiye adına kırıyorum bunu kendi adıma değil. İnsanlar Türkiye'nin varlığını kabul ettiler. Biz orada bir fan videosu gönderdiğinizde ya bu kim Trevor'ı demeyecekler. Çünkü artık gerçekten biliyorlar. Beni biliyorlar. Hani şaşırılmayacak bir şey olacak bu yani. Çünkü biz artık hani orada adımız geçiyor. Spiker söylüyor yani. Çıkıyor işte şurada şunu koşmuştu. Bunu burada koşmuştu. Eski yarışından örnekler veriyor. Ben finish'e girerken çok fazla tekrar etti yani işte. Ve işte çok sert bir yarış koştu falan filan. O yüzden bizler de artık onlar gibi bu işin eğlence kısmında da olmalıyız yani. Biz de varız. Hiç sıkıntı yok. Kesinlikle Yayınlarlar bunu yani. ben senin hak ettiğin bu azmi başarıyı herkesin de desteklemesini istiyorum. Çünkü yani Türkiye'de şu an bir sensin. Kral Yani geldi. Estağfurullah. merhabalar, beyler, hocam. Ben çıkayım. Merhabalar. Kral geldi, ben çıkayım. Estağfurullah. Adamım. Estağfurullah. Abi. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Orient Ring TV Abi. de Türkiye'de bir ilki başlattı yani. Orient Ring namına en azından sosyal medyada böyle bir Abi. televizyon en azından oluştu. Öncelikle teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun. Sağ olun Biz hocam. Teşekkür Ahmet ederiz. kardeşim de gözlerinden öpüyorum. Eyvallah abi sağ olasın. Ben bu arada Caner demiştin ya ben Veli abi yüzünü net söylemiyorum. Gerçekten desteğini çok hissettim ya. Ya Net hissettim estağfurullah, yani net. estağfurullah. Her platformdan yazdı adam. Bir şekilde ulaştı Ya bize. Derimize nüfus olur. etti ya. Cem Yılmaz diyor Estağfurullah, ya derime nüfus edeceğim diye. estağfurullah. Etti adam yani. Estağfurullah kardeşim, olur mu yani? O tamamen sizin başarınız zaten. Ben hani buraya birkaç tane not aldım aslında, tamam mı? Evet abi. Şöyle söyleyeyim. Ahmet kardeşim ben çok uzun yıllardır tanırım. Onun gibi birkaç tane sporcumuz var. Gerçekten işin daha yeni, bu işleri daha öğrenirken, hani öğrenmeye başladığı andan itibaren ben bu işi yapacağım diye inanmış bir şekilde bu işleri yapıyordu ve çok çalıştı. Ben şahidim. Kendisine de ben sonsuza kadar inanıyordum. Ki abilerimiz vardı, kendilerine inanmıyorlardı. Yani bu çocukların bu dereceleri koşabileceklerine inanmıyorlardı. Ama bu arkadaşlar, Özgür olsun, Ahmet olsun, bu derecelere koştular, koşacaklar, daha ilerini yapacaklar. Bu Ben buna arada kesinlikle sonuna Veli kadar abi inanıyorum yani. seni direkt tanıtmadan böyle bir girdik. Arkadaşlar Estağfurullah. Veli Kendinizi Cavidere tanıtır mısınız Timsah diye. Çünkü yeni jenerasyon çok ya bilmeyebilir sizi. yo, Helal Veli abi de olsun. bizim milli sporcularımızdan zamanında onu Estağfurullah. da çok takip etmişliğimiz vardır yani. Ya sağ olun. Teşekkürler. Estağfurullah. Sağ olasın. Şimdi burada Ahmet kardeşimiz varken bize şey Estağfurullah. laf düşmez Yok ama abi. biz Yok yok. sağ olsun ben her zaman onların arkasındayım. İnanıyorum da sonuna kadar ve Veli abi başarılar bizi diliyorum. doğru yolu gösteren gerçekten nadir insanlardan bir tanesi. Allah'ın Estağfurullah, izniyle ömür estağfurullah. boyu da iletişimde kalacağımız Ama birisi. şöyle bir şey yani zaten bir branşta eğer branşta yani kimseyi tabii yermemek lazım. Böyle bir platformda şimdi iyi şeylerden bahsetmek lazım ama şimdi biz de bu camiaya hani ilk milli sporcu olduğumuzda bazı arkadaşlarımız bir o metal yorgunluğu mu derler? Bir bitkinliğe girmişlerdi. Ama bu Ahmet kardeşimiz işte Engin Pınar vardı daha önceden.
İşte evet. Özgür Fetta, Özgür Fetta. Yani bu arkadaşlarımız sayesinde bu oryantinlik tekrar canlandı. Bir şeyleri yapabileceğimize inandık. Tamam mı? O yüzden Ahmet'in, Özgür'ün, Engin'in gibi arkadaşların değerini bilmek lazım. Böyle arkadaşlar. Sen şimdi ne diyorsun Veli abi? Ben yeni başladım diyorum. Devam edeceğim. Tabii tabii. Kesinlikle. Bu şeyi ben yazdım. Bu konuda ne diyorsun? Başlangıç dedim ben zaten. Aynen, bu bir başlangıç. Ha, tabii ki kesinlikle. Yaşım 35 bu arada. Yeni başlıyorum. Aynen hani. Hiç fark etmez abi. Hiç fark etmez. Tamam mı? Ben sana olan inancım sonsuz. Yani Vogue'da sen arada, şampiyon olursan ben hiç şaşırmam. Açık söylüyorum. Bu arada arkadaşlar hani geyik gibi oluyor ama Daniel Ukman'a da gerçekten söyledim. Sakın dedim oryantiri bırakma. Bak bir sen bir ben kaldık. Tamam mı? Bu yaşlarda. Sen çok bırakırsan ben olurum. Çok zorlandı. Dedi, ya dedi yok öyle bir düşüncem yok falan dedi bana. Sıkıntı yok adam devam ediyor. 39 yaşında şu an. Maşallah inşallah. Ya bir sporcu iyi koşabildiğine inandığı sürece koşması lazım. Yani evet, yaşı gelmiş. Önemli. Aynen öyle. Bir sporcu eğer başarılı olduğuna inanıyorsa koşacak. Onun önünü açmak lazım yani. Yok yaşı geldi, yaşı geçti falan dememek lazım kesinlikle. Tabii, yani tabii. O yüzden ben arkadaşlarıma sonsuz başarılar diliyorum. Sizlere çiçekler teşekkür ediyorum. Biz her zaman arkadaşlarımızın yanındayız. İnşallah daha iyilerini yapacaklarına olan inancım da sonsuz yani. Eyvallah abi teşekkürler. Tamam. Desteğin güç veriyor her zaman. Estağfurullah, estağfurullah. Yani. Estağfurullah. Bu arada ha yani bir şey de var. Not almışım buraya yani. SI Air konusunda da hani burada Bergama'da da bir şey yapıldı. Bu yarışma yapılırken de söyledik. Hani aktif hale getirilsin, yapılsın şeklinde ama hani kulüplerin bu konuda imkanlarının olmadığı, herkesin bu SI Air'e sahip olmadığı konusunda bir çekince olduğu için böyle bir karar alınmadı. Ama bence yani bu özellikle Ahmet'in dediği gibi elit kategorisinde kesinlikle açılması lazım. Abi 90 tane federasyon SI Air satın alacak sadece parmak aynen. yüzüğü. Aynen, aynen, aynen. Zaten başka sadece elitte başlanabilir. 90 tane satın alacak sadece başka. Evet. Diğer kategorilerde gerek yok. Bulgaristan'da bakın da ben yeni bir yarış yapıldı izledim. 15-16 yani gençli olduğu belli çocuğun. O geliyor basıyor parmağını. Elit de olduğu belli adamın. Geliyor SI Air olarak geçiyor aynı hedefi. Yani adamlar onu ayırmış. Kategorisi evet. Bazı kategori sayılı olarak kullanıyor, bazıları basıyor yani. Ya şimdi imkanı sorgulamamak lazım tabii ki federasyon hani almalı etmeli demesi konusunda da ben şeyim hani. Başkanla bu konuyu konuştum ben araya gireyim sıkıntı yok ya, başkan da bu konuda hayır, istekli. Ya muhakkak isteklidir ama ilk fırsatta bence, almak bence istiyor zaten. Bu konuda şöyle bir şey hani sporcular da biraz elini taşı altına koyması lazım tabii ki bakın imkanları kimsenin şey yapmamak lazım tabii. Ne derler? Tabii biz olmayanlara hani da eleştirmemek lazım olanlar ama. Kendisini kim kullanır yani. Yani bence olmasa bile ya arkadaş yani bence bir ayakkabı işte oryantinlik kıyafeti eğer bu işi gerçekten profesyonel şekilde yapıyorsa adam onları göze alabilmeli ve hatta bir şekilde temin edebilmeli. Bence. Evet. Ha, yani tabii ki imkansızlıklar, olumsuzluklara bir şey diyemiyoruz ama bence eğer bu sporu ciddi anlamda elit seviyede yapmayı düşünen bir sporcu da bunu bir şekilde bir temin etmeye çalışmalı. Yani federasyon temin etmese bile bence. Evet abi. Olacaktır. Çok yakındır SAYR'e geçmemize. İnanıyorum evet. Ben. Neyse ben fazla sizin vaktinizi almayayım. Tekrar teşekkür ediyorum. Sorularım size... varsa alabiliriz Veli abi. Valla sorularımızı sağ olsun. Herkes de duysun. Zaten cevapladı Ahmet kardeşim. En büyük ben tek sorum olacak. Vogue'daki hedefi ne? O kadar. Herkes bunu çok merak ediyor. Bunu yani hedef. Hedef ben biliyorum ama yine sorayım yani buradan tamam mı? İyi yani, bir analiz yapacağım. Eğer yine 3-5 hedef tutturabilirsem haritada. Adamım şampiyonluk diyeceksin. Ya. Hayır şampiyonluk evet, diyeceksin adam. Şampiyon da bu abi, kadar yani. Kesinlikle tamam. Madalya çıkacağım bak kesinlikle. İşte böyle. Ama hani ne olur bilmiyorum. Abi, 50 olurum sen, 40 olurum ama ben madalya çıkacağım. Sen biliyorsun gerçekten yani bana diyordun ya hani yurt dışına abi diyordun şimdi şampiyona çıkmasak sen 2 olsam ben 1 olsam çıkmasak olur mu diyordun. Ben ne diyordum ben sana? Ben bundan sonra yurt abi, dışında koşacağım. Her yarışa madalyaya çıkacağım. Hiç kesinlikle kesinlikle kardeşim tamam mı? O yüzden şampiyon olacağına eminim. Başka bir şey ben hedef beklemiyorum yani senden tamam mı? Eyvallah abi sağ olasın. Hepinize hayırlı akşamlar. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar görüşmek üzere. Estağfurullah. Son olarak
kaçmaz şeyi söyleyelim. Bok hedefini tekrardan bir söyleyelim. Duymayanlar var sanırım. Bok hedefini tamamlayalım. Hı-hı. Soruları olanların sorularını alalım ve yayınımızı sonlandıralım. Bok hedefin nedir? Sprint'te gerçekten her sonuca ulaşabilecek yetenekte ve tecrübede olduğumu, teknik seviyede olduğuma inanıyorum. Tespit ettiğim eksiklerim var. Biraz daha işte süratte devamlılık yükleyeceğim. Biraz daha süratte devamlılığımı arttırıp 5 kilometreyi 14.45-14.50 civarlarını çekmeye çalışacağım. teknik olarak tabii en az 30 tane harita çözmem gerekiyor. Bunları çözersem eğer bu hıza da ulaşırsam 5-15'te 14.45 hedeflerine ulaşırsam ilk 10 diyorum sprintte. İlk 10 hedefim var. Ama oradaki her sonuç olabilir ilk 10'un içinde. 1 de olur 10 da olur bilemem. Orientrik bu yani. Çok artık milisaniyeler hesaplanmaya başladı. Ve tüm yarışları koşacağız tabii ki. Türk sporcusuyuz. 6 kişi gidemiyoruz maalesef. Her zaman daha az kadroyla gidiyoruz. O yüzden tüm haritaları koşacağım için ormanları da ihmal etmeyeceğim. Yine en az 20-25 tane Çek Cumhuriyeti ormanı çözme planım var. Çek Cumhuriyeti'nde kampa gitmeyi planlıyorum kendi imkanlarımla. Orada konaklamayı, aracı falan hepsini ayarlayacağım. Orada bir kamp yapacağım. Yabancı sporcularla iletişim halindeyim. Ortaklaşa bir kamp planlıyoruz. O kampı da koşup orman yarışlarında da yine ilk 30 içinde kalıp ve yine radyo istasyonlarında Türkleri heyecanlandırmak istiyorum orada da. Çok çok biz de çok istiyoruz. Bu konuda da ben kendi adıma yapabileceğim her şeyi yapmak isterim. Yani İstanbul'da yaşıyorum. Caner, İstanbul'a geldin. Bir sprint parkuru hazırla dediğin anda senindir. Hiç bu konuda. Ay, aynen. Aynen. Aynı zamanda Düzce'de. Fatih de var. Düzce'yi bekliyoruz. Aynen öyle. Hem arazi olsun hem sprint. Geçerken parkurlarını yaparak geçebilirsin yani. Eyvallah, teşekkürler, sağ olun, aynen. Teşekkür ederiz. Fatih Hocam, senin sorun var mı? Yok, soruların cevaplarını da aldık aynı zamanda. Seyircilerimizden de şu an gelen sorular yok, yorumlar da bakmıyorum. Dimitri sanırım bir arkadaş mesaj hello yazmış. Sanırım senin arkadaşın. Aynen, o da hem bayağı. My brother. Ona da, o da hani iletişim halinde olduğum bir sporcu. Yani şu an takip etmesi bile bana onur verdi yani. Evet, yani bayağıdır yazıyor. Dinlediğiniz falan diye yorumlar yaptı. Takip ettim ben de. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Sana ve diğer milli takım arkadaşlarımıza da VOK'ta başarılar diliyorum. Dimitar, söyleyelim. Dimitar, I miss you. Why? Yani did you have so any question? If you want, orada we can connect our interview. Ümeyran Nurdemir orada. Ümeyran Nurdemir, desteklemen lazım şu an bizi. İyi takipçi ama İngilizce öğretmeni. ben desteklerim. Yani bizim de tabii ki sporculardan bir isteğimiz var. Kesinlikle yani burada Dünya Şampiyonası'nın özellikle Ahmet Kaçmaz'ı desteklemesini sosyal hesaplardan, sosyal medyalardan. Çünkü Dünya Şampiyonası'nın da kendine özgü bir hesapları var. Buradan sürekli paylaşımlar yapıyorlar. IOF da aynı şekilde paylaşımlar yapıyor. Burada yorumlarla, beğenilerle ve kendi paylaşımlarıyla yapacakları hashtaglerle, etiketlerle desteklenmesini istiyoruz. Çünkü senin paylaşımda etiket yapıldığında oradaki bütün motivasyonun değişiyor. Yani diyorsun ya, ülkemde, Türkiye'de şu an beni çok fazla destekleyen sporcular var. Heyecanla beni takip edenler var. O motivasyon gerçekten senin için çok önemli. Ben Avrupa Şampiyonası'nda bu desteği çok fazla görmedim. Ama Dünya Şampiyonası'nda da özellikle bizim milli sporcularımız var. Cibok var. Bakın 20 yaş kategorisi. Bunların hepsinin destekleyeceğine inanıyorum gerçekten de. Hümeyra yazdı İngilizce olarak. Hümeyra Nur Hocam. Dimitar şu an galiba şeyde değil. Yayında değil. Aynı zamanda şunu da söyleyeceğim Fatih Hocam. Güzel yere değindin. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bu her spor camiasında var. Ahmet Kaçmaz için söylemiyorum. İşte X kişisi gidip X kişisiyle ilgili aman gitsin bize ne
diye düşünenler var. Koşsun gelsin hayır diye düşünenler var. Burada sizler Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Yani kişisel bir başarıdan ziyade, Ahmet Kaçmaz'dan da ziyade Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Ve kim olursa olsun bizim birlik olmamız gerekiyor böyle konularda. Hassasi davranmamız gerekiyor ve birlik olup hep birlikte senin Türk yani sporcularımızın arkasında durmamız gerekiyor. Bizim yaptığımız paylaşımlarda Avrupa Şampiyonası'ndaki o paylaşımların sürenin özellikle sonuçladık paylaşımları biz gerçekten yabancı sporcular çok beğeni atıyorlar bize. Hani evet. Mesaj kısmında da gerçekten tebrik edenler senin başarını biz bunu çok görüyoruz. Yani yabancı sporcular gerçekten şu listeye baktığımız zaman ilk 30 ilk 40'taki sporcular beğeni gönderiyor. Yani onlar da artık onlar da seni takip ediyor başarını. Onu da belirtelim. Hani biz bunu kendi sporcularımızdan, Türk sporcularımızdan bekliyoruz gerçekten. VOK için dediğim gibi online bir şey yaparsak, seyirci kitlesi oluşturursak, Orienting TV arkasında kesinlikle. Şöyle söyleyebilirim buradan takipçilere de, videolarınızı eğer bize atarsanız VOK için bir paylaşım yapacağım ben. Videolarınızı bize atarsanız bunu VOK'a göndereceğiz ve online bir etkinlikte dev ekranda Ahmet Kaçmaz bizi izleyecek. Vay harika. Şu an sosyal platformlar gerçekten bu konuda çok çok önemli. Böyle biraz bir kampanya başlatalım kalıyoruz biz. Bence evet, çok güzel olacağını düşünüyorum ve Türkiye'de biliyorsun bizim oryantik kulüplerimiz de çok iyi organize olabiliyor. Böyle bir el atıp hep birlikte seni orada bir desteklemek isteriz diye düşünüyorum. Sakin kalmayı şu anda tercih ediyorum ama gerçekten heyecanlandıracağım sizi, merak etmeyin. Buna inanıyorum yani. Gerçekten inanıyorum. Yani çalışacağım. Bu 50 güne sığdırabileceğim. Maksimum antrenmanı sığdıracağım. Elimden geleni yapacağım. Ben çok inanıyorum. Gerçekten yani, ilk ona girebileceğime inanıyorum. Evet. Bunu yapacağım yani. İnşallah Allah'ın izniyle yapacağım bunu. Kulüplerin desteği sonsuz. Kulüplerin desteği karşı sonsuz. Bak İnegöl'den de özellikle. Evet. Yani kulüplerden antrenman talep ettiğin zaman bile sana bütün imkanlarını sunacaklar. Bu konuda kulüplerimizin evet destekleri geliyor. Evet gördüm, yani okudum onu da. Desteği zaten sonsuz. Gerçekten teşekkür ediyorum Tarık Hoca'ya da. Hani ya gerçekten şu an hani hissediyorum, desteği hissetmeye başladım. İlk zamanlardaki gibi değil yani kesinlikle. Ben izlenme oranını, kültürünü oluşturmak istediğime nedenim, hı hı, çok gencimiz var. Çok gerçekten hani küçük yaşta çocuk var. Ya bu çocuklar o yarışları da izlesinler yani. Sadece gelip kademeye gelip gitmesinler. O çocuklara o kültürü küçük yaşta verelim. Abilerini, ablalarını izlesinler isterim yani. Ben oradaki dünyadaki iyi sporcularım. Yani, VOK için şimdiden başlayalım. Diyorum ki videolarınızı çekin. Orienting TV'den paylaşalım. Etiketinizle birlikte. Ahmet Kaçmaz etiketiyle birlikte ve VOK'a da gönderelim. VOK'ta bizler dev ekrandan izlesin. Bizlerin bu kadar başarıyı bekleme nedenimiz gerçekten bizim önümüzde bu kapılar açacak insanlar. Hani gönül isterdi ki gerçekten finali ben değil de 5-10 sene önce başka bir sporcu abim koşmuş olsaydı da ben, evet, daha gelişmiş bir orientirin üstüne gelseydim. Daha böyle kapılar açık orientirin, yurt dışında daha rahat gidilebilen. Ya benim boşa giden 8 senem var yani. Yurt dışına gitmeyi bilmiyorduk biz yani. Bizi hiç gerçekten bu yolda bu yolları gösteren, daha kolay yani yapabilen olmadı. Bazı kapıları biz açtık. Yani ben o yüzden çocuklar izlesin isterim. Yani bizim iyi koşmamız demek Türkiye'deki orientirin zaten hani seviyesinin yukarı çıkması demek. Yani bu bütün hepsi bağlantılı şeyler bunların. O yüzden ben koşuyorum ama hepimiz birlikte koşuyoruz aslında orada. Birlikte bütün olalım yani. Öyle isterim. Bunu seyirciyle birlikte yaptırdığımız zaman tabii ki biz evet orta orienting daha da farklı bir çocuklar açısından özellikle. Yani bir futbolu düşünün. Ne kadar çok seyircin varsa o kadar çok o spora yönelme vardır. Bu evet kültürü Türkiye'de yaratmamız gerekiyor. Buradan bizi izleyenlere ben teklifimi sundum. Videolarını gönderirlerse sana böyle bir jest yapmak istiyoruz ya da bir destek vermek istiyoruz. Daha elbette biz branşımızı kendimiz sahip çıkacağız. Biz branşımızı sahip çıkmazsa kimse bizim yerimizi branşı sahip çıkmayacak. Yani sen branşını ne kadar iyi gösterir, ne kadar ön planda tutarsan o kadar branş ön plana çıkar. Yoksa sen, hı-hı, kendin değersizleştirirsen
kendin orantilikçi olmana rağmen bir dünya şampiyonu, bir gençler dünya şampiyonası, bir yıldızlar dünya şampiyonu takip etmezsen zaten orantilin çift olmayan bir insan umursamaz yani onu. Sen umursayacaksın ki dışarıdaki insan umursasın. Değil mi? Aynen. Kesinlikle. Söyleyeceğin bir şey var mı? Başka? Benden bu kadar arkadaşlar. Zaten hani Tamam. Çok memnun haritamı da oldum. paylaştım. İzleyenler de görmüştür. Yani tüm bilgileri aktarmaya çalıştım. Hani bizim bu bilgilerimizi aktarmaya vesile olduğunuz için en büyük teşekkürü siz hak ediyorsunuz. Çünkü biz ben burada koşmuşum, gelmişim, nasıl bir süreç yaşamışım. Ben bunları yakınımdaki insanlara tabii ki aktarıyorum ama hani herkese ulaşma imkanım yok. Herkes de tabii çekiniyor olabilir, bize ulaşmıyor olabilir. Ama siz buna vesile oldunuz. İnşallah yine başarılı oluruz. Yine burada beraber sohbet ederiz. Yine anlatırız VOK'un da detaylarını. VOK'tan İnşallah. sonra da güzel bir başarıyla inşallah tekrar buluşuruz sizlerle. İnşallah İnşallah. bekliyoruz. Eyvallah. Şimdiden herkese Herkes. başarılar diliyorum. VOK ekibi için, milli takımımıza, Özgür'e, Ayşe'ye, Ya bu Elif'e. arada VOK ekibi şu anda tam kesin olmamakla beraber hani tabii ki net değil. VOK için hani belki bir tekrar ya bir seçme gibi bir durum söz konusu olabilir. O yüzden şu an hala kadroların yenilenme durumu var. Yeni seçilecek olan ekip diyelim biz. Ben EOK Evet. ekibine teşekkür ediyorum. Aynen. EOK ekibine teşekkür ediyorum. Özgür hocamla da bir canlı yayın yapmak isteriz. Teşekkür ediyorum bu gece bağlandığın için. Eyvallah. Kendine iyi bak. Hadi Görüşmek herkese iyi üzere. akşamlar. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağ İyi olun. akşamlar. Teşekkür ederiz katıldığınız Aa, bir için. dakika. Sayın gittiniz mi? Yok. Ben özel bir soru sormak istiyorum. Ahmet Pardon, kaçmaz. buradayım. Tamam, buradayım. Seyircilerimize sormak istiyorum bu arada. Hı. Herkes buradaysa. Ahmet Kaçmaz'la ilgili bir soru olacak bu ve en kısa cevap verene bir hediye düşünüyoruz. Ahmet Kaçmaz hakkında bir soru soracağım. Tekrardan söylüyorum. En kısa Ama şekilde mesaj kutusuna cevabı gönderen kişiye bir hediye düşünüyoruz. Sorumuz şu. Hazırsak sorum geliyor. Ahmet Kaçmaz Avrupa Orienting Şampiyonası'nda son ayak sprintte birinci ile arasında kaç saniye vardır? Kaç saniye vardır? Tekrar soruyorum. Ahmet Kaçmaz sprint yarışmasında EOK'un son etabında birincisi ile arasında kaç saniye vardır? Teşekkür ediyorum. Mesajlar geldikten sonra açıklayacağız ilk göndereni. Tekrardan görüşmek üzere. ben ayrılıyorum o zaman. Evet, iyi Tamam. akşamlar. Hadi hoşça Görüşürüz. kalın. İyi akşamlar. Görüşürüz. Mesaj kutusuna atacağız arkadaşlar.